İstersen Emirhan sen paylaş. Hocam şimdi linki bulup size hemen atıyorum ben. Şimdi onun peşindeyim. bir şeyden, Twitter'dan paylaşırsan ben de seni retweet ederim. Tamamdır hocam. Şimdi daha hmm. bir saniye. Evet. Şimdi hocam şu anda izleyen birileri varsa herkese iyi geceler, iyi akşamlar. Şu anda bir link paylaşma ee, operasyon içindeyiz. Hararetten paylaşıyorum hocam şu anda İkimizi de etiketleyip Hocam sanırım Mediascope'ta e, bu teknik işleri siz yapmıyorsunuz değil mi? Birileri yapıyor, size atıyor. Tabii tabii. Ben ona çok alıştım. Dolayısıyla hiç anlamadığım mecralar. Yani hani Zoom'dan falan e, toplantı başlatmayı biliyorum. Ama onlar e, yani kaydetmeyi de biliyorum ama sonrasında YouTube'a nasıl yüklenir, nasıl paylaşılır çok o işleri bilmiyorum. Zaten onun için beni Medyaskop ekibinden biri mutlaka her hafta kaydediyor. Zaten yayınların hepsi o şekilde oluyor. Anladım hocam. Şu an hocam e, Twitter'da sizi etiketleyerek link paylaştım. Orada link var. E, bana ben o sürede Facebook'a da yani hesabımı atayım. Harika. Bakayım ben de açayım. Tamamdır. Şimdi hocam son bir link paylaşacağım. Ondan sonra sohbetimize başlayabiliriz. Bir dakika kaybettik ama. O, sorun değil. Youtube'da zaten yayın açıldı. Evet evet hocam. Şu an Youtube'da açık, aktif. Ee, sadece şu anda şuraya da atayım. Başka bir yer kaldı mı? Grup vesaire? Kalmadı. Bir de son olarak Instagram'dan attığım zaman problem bitecek hocam. Ortalama 3 dakika oldu. Bu da fena bir süre değil. Bu arada Berk Hoca ile e, daha önce biz Hararet'te bizim ilk davetlerimizden birisiydi. Bizi kırmayıp gelmişti. Hocam yanlış hatırlamıyorsam Sosyal Demokrasi. Evet. E, Türkiye'de Sosyal Demokrasi'nin tarihi üstüne bir yayın yapmıştık. Hatta eğer yanlış hatırlamıyorsam tam pandeminin başlarındaydı. Evet. Ve oldukça uzun bir yayında hocam öyle hatırlıyorum onu. Evet tabii herkes <laughs> evlere kapandığı için o dönem evet. ya yani bir şekilde akşam yayınları çok takip ediliyordu. Çok verimliydi. Aynı zamanda yani ilgi çekici de bir konuydu. Onun için evet epey izlenmişti diye hatırlıyorum. Evet hocam hiç kötü değildi. Şimdi e, tekrardan herkese iyi akşamlar, iyi geceler diyor diliyoruz. E, bugün Berk Hoca ile bir yayın yapma kararı aldık. E, Berk Hoca'ya ben bir teklif götürdüm. E, Berk Hoca zaten yanlış hatırlamıyorsam hocam pazar günlerim yayınlanıyordu Medyascope'daki sabit programımız. Evet saat e, yerine pazar günleri. Evet, Berk Hoca her hafta belirli tarihlerde zaten bu bahsettiğimiz konuların bir kısmını e, yalnız başına konuşuyor. E, hararetle de uzun süredir yayın yapmıyorduk. E, başlangıcı e, yine daha önce yaptığımız gibi Berk Hoca ile yapalım dedik. Konuyu da şöyle belirledik. Aslında Berk Hoca biraz serbest bıraktı beni. Ben de şöyle bir konu başlığı belirledim. İstanbul'u kimin kazanacağı neden önemli? 31 Mart ve ihtimaller. Şimdi Türkiye ortalama Mayıs'tan beri, yani 14-28 Mayıs'tan beri, artık travma mı diyelim, seçim mi diyelim bilmiyorum. O günden beri belirli bir mesafe katetti. Gerileme diyebiliriz buna. Ve insanların bir kısmı seçimden sonra belirli yılgınlık içine girdi ya bir duygusal dalgalanma var seçmende ve önümüzde iki gün 3 gün sonra çok önemli bir seçim var ve bunun olası sonuçları e, basit mi yoksa zorlu bir yola mı sokacak bizi kimin kazanacağı neden önemli e, yerel seçimler ya bir oy deyip geçmeli mi yoksa e, çok önem verip sandığa gitmeli mi hala Türkiye'de sandık bir şeyler değiştirebilir mi e, bu tip sorular eşliğinde bu programa başlayacağız programa başlamadan önce şunu göstereyim Berk Hoca'nın Berk Hoca'nın, Şebnem Hoca'nın, Şebnem Hoca'yı da davet etmiştik. onda da bir yanlış hatırlamıyorsam İslamcılık Programı yapmıştık Hararet'te. Ee, Türkiye'nin Yeni Rejimi, Rekabetçi Otoriterlik ve Hakan Yavuz Yılmaz Hoca'nın altı bölümler oluşuyor diye biliyorum. Hatırlıyorum kitabı. Ee, <laughs> ve kitap e, ismi biraz korkutucu olabilir. Türkiye'nin Yeni Rejimi, Rekabetçi Otoriterlik. Böyle bakıldığı zaman çok teknik bir isim. Evet. E, sosyal bilimler alanında literatürde bir kavram. Ama ilk olarak hocam, bir kavram setini açmadan, bir kavram kullanmadan yayına başlarsak yani Normal ATV'deki herhangi bir programlara siyaset yorumlanıyor zaten. E, ama burada e, benim sizde bu programı yapıyor olmamın en büyük nedeni e, sizin üzerinde düşündüğünüz bu konunun ve sürekli buraya e, bir sosyal bilimler alanına e, akademik faaliyet yürüttüğünüz alanı çok önemsiyorum. O alanda bu Türkiye'nin yeni rejimi ve e, rekabetçi otoriter sistem. E, bunu çok böyle akademik olmadan ki zaten medyaskopta da siz öyle yapıyorsunuz. Olabildiğince akıcı yapıyorsunuz. Bu nedir? Yani Türkiye'de yeni bir rejim mi kuruldu? Belki bir böyle 5-10 dakika bundan bahsederek başlayabiliriz. Hem de herkesi daha kolaylaştırır. Sizi dinlemeyi kolaylaştırır. Ondan önemsiyorum. Tabii öncelikle Emirhan bana bu fırsatı verdiğin için çok teşekkür ediyorum. Biraz önce sen çok bahsetmiştin pandeminin ilk döneminde yani sanırım Mayıs ya da Haziran 2020 gibi bir seninle karşılıklı bir yayın yapmıştık. Evet. Ee, ve e, Türkiye'de sosyal demokrasinin e, gelişimi üzerine böyle yaklaşık bir buçuk saat süren e, kendi adıma en yani çok keyif aldığım bir yayın olmuştu. O nedenle yani bu e, ikinci davet için e, tekrardan teşekkür ediyorum. ve tabii herkese, benim için keyif e, her, herkes herkese de iyi akşamlar e, demek istiyorum. Ya yani biraz önce senin e, tanıttığın kitap e, geçtiğimiz. E, e, Eylül ayında yani 2023 seçimlerinden hemen sonra çıktı ve sanırım 2023 kampanyasını e, o seçim sürecini ve seçimin neden kaybedildiğini ve tabii seçimlerden sonra da Türkiye siyasetinin nasıl şekilleneceğini e, kapsamlı bir şekilde değerlendiren sanırım ilk akademik çalışma oldu. Yani en azından e, e, Türkçe yayınlanan ve bir e, monografik bir çalışma olarak e, bu konuya değinen e, ilk e, kitap olduğunu e, sanıyorum. Yani o açıdan belki okuma fırsatı e, olanlar varsa eğer bizi dinleyenler arasında e, onların e, görüşlerini, eleştirilerini e, ve tabii e, sorularını dinlemeyi de çok isterim. Yani rekabetçi otoriterlik evet ilk etapta biraz teknik bir e, kavram gibi geliyor ama aslında e, günlük hayatta da kullanabilecek. Yani rekabetçi otoriterlikten şunu kastediyoruz ki e, bu kavramı iki Amerikalı siyaset bilimci buldu. Dolayısıyla e, biz e, yazarların e, bulduğu bir kavram değil ama e, Şebnem Gümüşçü'lü birlikte ben e, 2015 yılından beri e, Türkiye'nin e, rekabetçi otoriter olduğunu düşünüyorum ve zaten biz e, bu alanda e, e, birkaç e, akademik yayın yaptık. E, rekabetçi otoriterlikten şunu kastediyoruz. ya yani, Türkiye'de ee, seçimler düzenli bir şekilde yapılıyor yani e, her beş senede bir yerel seçimlerin yapılacağı ve yine aynı şekilde her beş senede bir zaman zaman erken seçime gidilebiliyor dolayısıyla o süre belki daha kısa olur ama düzenli olarak e, parlamento seçimleri ve Cumhurbaşkanı seçimleri yapılıyor ve bu seçimlere e, aşağı yukarı her her isteyen siyasi parti belli yükümlülükleri yerine getirirse de kat katılıyor ve katıldıktan sonra Gerçekten hala seçimleri kazanma şansları sadece kağıt üstünde değil bence pratik ölçekte de var. Nitekim 2019 yerel seçimlerinde Türkiye'nin en büyük şehirlerini başta İstanbul, İzmir e ve Ankara olmak üzere evet. e, muhalefet partilerinin desteklediği ortak adaylar kazandı. Ya da hadi e, yerel seçimleri bırakalım, parlamento seçimlerine bakalım. Geçtiğimiz son dört e, parlamento seçiminde e, seçimin üç tanesinde Adalet ve Kalkınma Partisi parlamentoda çoğunluğa ulaşamadı. Yani Haziran 2015, Haziran 2018 ve Mayıs 2023 seçimlerinde evet. Adana Kalkınma Partisi eğer bir ittifak içinde olmasaydı ve parlamentoda sadece tek başına temsil ediliyor olsaydı çoğunluğa ulaşamamıştı. Sadece Kasım 2015 seçimlerinde e, çoğunluğa ulaşma imkanı oldu. Dolayısıyla parlamento seçimleri de aslında epey bir e, rekabete e, sahne oluyor. E, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gelecek olursak e, yani en azından en son seçimi vurgulamam gerekirse aslında muhalefetin ya yani muhalefet partilerinin çıkarabileceği belki de en zayıf adaylardan birisi ortak aday olarak seçmenlerin önüne konuldu ve bence çok başarılı bir kampanya da yürütemedi ve buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında ikinci turda yüzde 48 oya ulaştı. Yani bir otoriter rejim artık bundan daha rekabetçi olmaz. Dolayısıyla evet. bu kavramda şunu kastediyoruz. Seçimler düzenli yapılıyor ve o seçimlerde sadece iktidar partisi değil muhalefet partileri de yarışabiliyor ve o muhalefet partilerinin sadece kağıt üstünde değil pratik ölçekte de seçimleri kazanma imkanı var. İşin yani bu kavramın rekabetçi tarafı buradan kaynaklanıyor. Fakat seçimler serbest ve adil koşullarda gerçekleşmediği için hem kampanya dönemlerinde hem de seçim sonrasında iktidar partisi ile muhalefet partileri arasındaki rekabet adil koşullarda gerçekleşmiyor. Hı -hı. Ve Dolayısıyla iktidar sahip olduğu bazı yapısal avantajlara dayanarak o seçimlerin favorisi haline geliyor. Seçmen desteği çok yüksek olmadığında bile. Yapısal avantajlara da neyi, yapısal avantajlar evet. diyerek kastettiğimin hemen altını çizeyim. Bu rejimlerde bir kez devlet bürokrasisi çok partizan bir şekilde iktidar tarafından domine ediliyor. Ve özellikle e, kampanya dönemlerinde iktidar partisinin e, adaylarının seçim kazanması için çok aktif olarak hem bürokrasi hem de kamu kaynakları partizan bir şekilde kullanılıyor. İşte örneğin günümüzde e, bugün İstanbul'dan daha çok e, bahsedeceğiz. İstanbul yerel seçiminde e, birçok bakanın e, iktidar partisi adayı lehine sahaya indiğini, bu evet. kaynaklarını kullanarak kampanya yaptığını ve yanlarında e, çok farklı bakanlıklarda çalışan e, bürokratların ve o bakanlık temsilcilerinin kampanya yaparken e, görüyoruz. E, aynı zamanda e, bu rejimlerde medyanın önemli bölümü iktidarın e, güdümünde e, oluyor ve tabii e, özellikle akademi, sivil toplum e, alanları iktidarın yoğun baskısı altında olduğu için bu rejimlerde seçimler düzenli ve sürekli olarak yapılmasına karşın muhalif olmanın gerçekten yüksek bir bedeli oluyor. E, dolayısıyla seçimlerin hala belli ölçekte belirsizliğini koruduğu e, ama e, iktidarın bu yapısal avantajlarını kullanarak seçim kazanmaya daha yakın olduğu bir rejim. Yani hı hı. Futboldan bir örnek vermem gerekirse e, iki takım birbiriyle mücadele ediyor ama iki takımın 11 kişilik oyuncusu yok. Bir takım 11 kişiyle sahaya çıkarken diğer takım 9 kişiyle sahaya çıkıyor. 11 kişilik takımın kalesi daha küçükken 9 kişilik takımın kalesi daha büyük. Şimdi 9 kişilik takım o gün gerçekten iyi oyuncularla sahaya çıkarsa ve gerçekten başarılı bir şekilde oyunu sürdürürse maçı kazanma ihtimali var. Ama bu maç adi koşullarda gerçekleşmiyor. Ger gerçekleşmiyor. Birçok örnekte de. 11 kişilik takımın bu maçı kazanacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla Türkiye'de rejimin böyle bir noktaya evrildiğini görüyoruz. Şimdi bu kavram neden bizim için önemli? Şimdi genelde rekabetçi otoriter rejimler iki farklı açıdan yanlış nitelendiriliyor. Özellikle iktidar çevrelerine yakın olan bazı yorumcular, gazeteciler, akademisyenler seçimler düzenli yapıldığı için bu rejimlerin hı hı. hala kör topalda işlese demokratik olduğunu iddia ediyorlar. Çünkü işte seçimler yapılıyor. Muhalefet hala ayakta ve zaman zaman da seçimleri kazanıyor. Bu olgular üstünden bir grup analist ya da akademisyen ya da gazeteci bu rejimleri olduğundan daha demokratik göstermeye çalışıyor. Biz bunun en azından Türkiye örneğinde çok yanlış bir analiz olduğunu ve Türkiye'nin 2015 yılından beri otoriter bir çizgide seyrettiğini çok daha önceden süreç başlamıştı hı hı. ama demokratik sistemin çöküşü anlamında ben 2015'i bir e, miyat olarak alıyorum. Ama bir grup yine akademisyen, analist, gazeteci de Türkiye'yi olduğundan daha otoriter bir şekilde, yani bu seçimlerin anlamsız olduğu, seçimleri ne yaparsa, muhalefet ne yaparsa yapsın iktidarın kazanacağı, kaybettiğinde de seçimleri tekrar ettirip bir şekilde kazanacağı e, vurgusunu yaparak, olduğundan daha otoriter, daha faşizan bir e, şekilde nitelendirmeye çalışıyor. Biz bu görüşlerin ikisine de karşıyız ve o nedenle seçimleri çok ciddiye alıyoruz. Tabii ki 9 e, takımın, 9 kişiyle sahaya çıktığını ve dolayısıyla çok kötü koşullarda mücadele ettiğini biliyoruz. Farklı Zaten vardır, o nedenle evet. muhalefete destek vermenin gerektiğini e, ve özellikle muhalefet partilerinin kampanya dönemlerinde e, iyi bir koordinasyonla zaman zaman ortak adaylarla hareket etmesi gerektiğini e, düşünüyoruz. Ama bunun ötesinde seçimleri anlamsız görerek e, bu iktidar karşısında havlu atmanın, e, bu, bu iktidara e, sandık alanını e, boş bırakmanın da çok tehlikeli. Ee, ve uzun vadede de çok ters tepecek bir e, strateji olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla rekabetçi otoriterlik kavramını ben bu şekilde özetleyebilirim. Peki hocam ya ben şunu görüyorum sizi her yerde bunu anlatırken e, çok coşkulu ve canhıraş bir şeyin peşindesiniz. Yani bunun e, iddialı ve e, önemli bir şey olduğunu ve aslında bunu anlamadan kurulacak bir stratejinin mağlubiyetle sonuçlanması e, işten bile olmadığını iddia ediyorsunuz. Bunu Twitter'da ben size daha o zaman da dostluk arkadaşlık takipleşiyorduk. Kılıçdaroğlu aday olurken ben hatırlıyorum sizin itirazlarınızı. Yani kazanacak aday tartışmasında bu bağlamda yapıyorduk o dönemde de. Yani muhalefeti birleştirebilecek ve Erdoğan'ın karşısında ee, seçimi kazan kazanabilecek birinin önemini anlatıyordunuz o günlerde de. Şimdi şunu merak ediyorum. Fark ediyorum ki aslında biraz da hissi bir şekilde e, bunun çok önemli olduğunu söylerken e, eğer burada yapılacak bir yanlışın ağır bedelleri olacağını iddia ediyorsunuz. E, aslında bu söylediğiniz her şey eğer esaslı bir muhalifet olursa yolun başka bir tarafa gideceğini söylemenize yol açıyor. Ben öyle hissediyorum. 31 Mart seçimi seçimini konuşmadan önce ben şunu sormak istiyorum. Bana göre rekabetçi otoriter ya bu kitabı incelerken de mesela Türkiye'nin yönü batıya doğru gitmiyor. Evet Macaristan'da bir Orban gerçeği var. İşte Rusya'da bir Putin var. İşte İran'da başka bir rejim var. Türkiye'nin gerilerken benzeyeceği bir sistem var mı? Yani Türkiye'nin birlik daha düştüğünde nereye benzeyeceğini ve şu anda neden ona benzemediğini nasıl anlatabiliriz? Tabii yani rekabetçi otoriter rejimler aslında uzun vadede çok stabil kalmıyorlar. İktidar bu rejimlerde ya bir noktada seçim kaybediyor ve e, belli oranda bir demokratikleşme yaşanıyor ya da e, bu e, rejim tipi içinde iktidarlar birkaç dönem e, seçimleri e kazandıktan sonra muhalefeti iyice zayıflatarak sistemi Hı. tamamen domine ediyorlar ve o zaman artık çok daha hegemonik bir otoriter rejim ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye 2023 genel seçimlerinde demokratikleşme fırsatını muhalefet ittifakının yanlış yapısı ve çok kötü bir aday e, seçmesi nedeniyle kaybetti ve biz uzun süre daha seçim yoluyla demokratikleşme imkanını kazanamayacağız. Artık bu yerel seçimde bizim oyladığımız Türkiye'nin demokratikleşim demokratikleşmemesi olmayacak. Çünkü yerel yönetimler üzerinden rejim tipini değiştirmek mümkün değil. Bu yerel seçiminde bizim oyladığımız şey e, muhalefetin en azından belli büyük belediyeleri elinde tutarak belli hı hı. bir miktar e, siyasi kadro ve kaynak devşirerek önümüzdeki 3-4 sene bu iktidarla, bu otoriter iktidarla mücadele edip etmemesini, e, edememesini oylayacağız. Ve eğer muhalefet bu yerel seçimde başarısız olursa biz büyük bir ihtimalle iktidarın çok daha güçlendiği, muhalefetin daha zayıfladığı ve hem partiler içinde hem de partiler arasında ciddi elitler e, seviyesinde çatışmaların e, gerçekleşeceği ve bunun da muhalefeti zayıflatacağı bir döneme gireceğiz. Ha o zaman e, işte Türkiye'deki otoriter rejim daha da hegemonik bir e, hale geldikçe artık seçim yoluyla onu değiştirmenin imkanı çok azalacak. Ha o bizi nereye götürebilir? ya burada tabii ki e, çok kötü örnekler var. Hemen aklıma gelen bir sonraki durakta Türkiye'nin varabileceği yer Venezuela e, veya Nikaragua. E, Gerçekten. Bu iki ülkede de daha çok sol popülist iktidarlar var. Evet. Dolayısıyla takip ettikleri iktisat politikası anlamında AKP'den çok farklı. Ama bu iki ülkede de gördüğümüz şey e, muhalefet partilerinin güçlü adaylarının siyasi yasaklar yoluyla tasfiye edildiği, yani sistem dışına çıkarıldığı Artık muhalif medya namına çok çok az e, kanalın ya da organın ayakta kaldığı. Onların da çok radikal bir söylemle yayın yapması nedeniyle artık muhalefet e, e, kampındaki seçmenlerin bile tamamına ulaşamayacak bir noktaya geldiği. E, sadece devlet bürokrasisinin değil, yargı ve ordunun da çok açıktan partizan bir kimlik e, kimliğe sahip oldu ve dolayısıyla Hasbarg kadar iktidar ülke genelinde değil, bir yerde yerel seçimi kaybettiğinde bile belki e, müdahale ederek o seçimi ortadan kaldıracak ve protestolar gerçekleşirse de bu eylem karşısında polisi ve sonra orduyu sokağa dökebilecek kadar e, otoriter olduğu ve birçok muhalif, muhalif siyasetçinin ülke içinde kalamayıp sürgüne gittiği bir e, noktaya e, savrulabilir. Bu. Ee, şu an Türkiye'de gördüğümüzden çok daha öte seviye bir otoriterlik. Bunun bir sonraki durağı artık Rusya olur. Ee, ben o noktaya geleceğimizi düşünmüyorum ama artık Rusya'da. E işte birkaç gün önce başkanlık seçimi yapıldı. Doğru düzgün bir muhalif aday ortaya çıkamadı. Muhalif aday olarak Öldürüldü. çıkan isimlerin çoğu zaten rejime entegre, rejimi bir şekilde onayladı ve dolayısıyla seçmenlerde hiçbir şekilde heyecan yaratamayan ve hepi topu toplasanız yüzde on yüzde yirmilik bir oy oranına ulaşan adaylar ve dolayısıyla artık sistemin seçimler düzenli yapılsa bile hiçbir şekilde değişme imkanının kalmadığı kısa ve orta vadede bir Hı. yöne e, doğru evrilebilir. Ben Türkiye'nin tarihsel koşullarının ve yapısal faktörlerinin bizi o noktaya gelmekten e, alıkoyacağını düşünüyorum. Ama onu soracaktım biraz... hocam. Hı. Tam olarak şunu soracaktım. Bizi Rusya veya de diğer ülkeler olmaktan alıkoyan, şimdiye kadar direnen şeyler ne? Mesela kurumlarımız mı? Veya cumhuriyetin yapısı mı? Veya 250 yıldır, 300 yıldır bu ülkede İyi veya kötü Osmanlı'da belediyelerden biri bir şekilde oy kullanıyor çünkü sandık var bir şekilde. Bu mu veya sivil toplum mu? Aslında birkaç faktörden bahsedebiliriz ve bu faktörler üstünden acaba Türkiye'de yerel seçimler kaybedilirse bunların kaçı değişebilir tartışmasına da bizi bu götürecektir. Bir, götürecektir. bir kez bu saydığım e, iki ülkede de e, rejimin elinde kullanabileceği çok zengin yeraltı kaynakları var. Evet. Yani Rusya'nın hem zengin doğalgaz ve petro kaynakları var. Venezuela'nın da çok zengin petro kaynakları var. Şimdi otoriter rejimler bu kaynakları ele geçirip oradan sağladıkları büyük geliri en azından bir miktarını bürokrasi ve ordu içinde dağıtarak rejim konsolidasyonunu çok daha başarılı bir şekilde yapıyorlar. Geri kalan kısmı da seçmenlerin bir bölümüne dağıtarak onları da kendilerini destekleyecek şekilde kenetleyebiliyorlar. Şimdi Türkiye'nin böyle bir zengin yeraltı kaynağı yok. Dolayısıyla bu aslında bizi sadece AKP döneminde değil tarihsel olarak da bu kadar köklü bir otoriterleşmeden alıkoyan önemli bir faktör. Belki burada bir parantez yaşatabilirim. Türkiye'de ben hep derslerimde bunu olumlu bir faktör olarak anlatırım. Ama belki ee, bir tane zengin yeraltı kaynağından bahsedebiliriz. Gerçi yeraltı olmuyor, yer üstü oluyor. Kamu arazisi. Hmm. Türkiye'de sadece iktidarlar tabi 1950 yani 50'lerde Demokrat Parti iktidarından beri ama bunun AKP döneminde iyice hızlandığını gördük. Ee, kamu arazisini peşkeş çekerek kamu arazisinde rantı yüksek e, projeler yapılma, inşaat projeleri yapılmasına e, salık vererek e, orada oradan çok ciddi bir gelir sağlıyorlar ve sonra da o geliri siyaset içinde dağıtarak hatta bir miktarını da seçmenlerle paylaşarak hatta daha da ileri gideyim bir miktarını da muhalefet partileriyle paylaşarak çünkü hı hı. muhalefet belediyelerde de yüksek rantlı e, yani rant seviyesi yüksek olan bu tarz projeler yapılabiliyor özellikle büyük şehirlerde e, bir şekilde tutundular. Dolayısıyla bu önemli bir fark. Yani bizde yeraltı kaynağı yok. E, diğer evet. e, e, faktör e, biraz önce senin de çok güzel bir şekilde belirttiğin üzere Türkiye'nin 200 seneyi aşan çok önemli bir modernleşme geçmişi var. Ee, yani sadece bunu batıllaşma reformları üstünden söylemiyorum. Bir anayasal geçmişi var 1876'dan beri. Bir parlamento geleneği var. Ee, 1940'ların sonundan beri de bir çok partili hayat e, deneyimi var. Dolayısıyla evet zaman zaman bu süreçler darbeler yoluyla ya da iktidardaki parti eliyle ortadan kaldırılmaya çalışıldı ama sonuçta 150 senelik bir gelenekten bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de siyasi partilerin küresel güney ülkeler içindeki birçok vakaya nazaran çok daha güçlü olduğunu ve seçmenlere ulaşma, seçmenleri harekete geçirme onları sandığa taşıma anlamında çok daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bu önemli bir faktör. Biraz önce sen yine buna, buna biraz değiniyordun ama ben onu genişleteyim. Evet. Türkiye'nin zengin toplumsal yapısı. yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP en başarılı olduğu dönemde bile Yüzde 50 oy oranının ötesine geçemediler. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 51 ile 52 aldı en fazla. Evet. En son seçimde de bunu ikinci turda aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde şu ana kadar aldığı en yüksek oy aranı yüzde 49 nokta küsür. Yani yüzde 50 bile geçememiş bir iktidar partisi var. Çünkü iktidar partisinin karşısında etnik, dini veya ideolojik sayıklarla muhalefete destek verecek çok geniş bir seçmen kitlesi var. Yani işte Türkiye'nin seküler orta sınıfları. <laughs> ee, ki e, bunun içine işte o 200 senelik batıllaşma, modernleşme sürecini e, Cumhuriyet'in kuruluşundan başlayarak ortaya çıkan e, artık buna kemalist mi deriz, cumhuriyetçi damar mı deriz, onun bir şekilde e, ayakta kalmasını, evet belki çoğunluk değil ama bütün hatalarına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'ni ayakta tuttu. Yüzde 20'lerin üstünde bir oy oranıyla o bir grup. Ki bunun içine Alevi azınlığı da koymam gerekiyor. E Tabii Kürtler, Kürt azınlığı e, e, ve tabii Türk milliyetçilerinin bir grubu. Şimdi dolayısıyla bu farklı seçmen gruplarının belki bir siyasi formül altında bir araya gelip ortak bir adayı desteklemesi ülke genelinde çok zor bir iş. Ve biz bunun işte olmadığını 2023'te evet. gördük. Ama öte yandan ne olursa olsun bu üç seçmen grubu iktidar karşısında ısrarla oy kullanmaya devam ediyor. Yani ben hep şu örneği veriyorum. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kötü bir aday olması ve kötü kampanya yapmasını geçiyorum. Birinci turu kaybettikten sonra o yaşanan ağır travmaya, moral bozukluğuna e, ve e, sonrasında CHP'nin yürüttüğü e, kötü kampanya rağmen, işte Ümit Özdağ'la imzalanan protokol, Seçmenlerin yüzde %48'i ikinci turda gittiler ve yine de Erdoğan karşısında oy kullandılar. Yani hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun belki seçimi kaybedeceğini bile bile ikinci turda yine çok ciddi bir seçmen kitlesi gitti oy kullandı. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yani böylesine otoriter bir lidere %55'le %60'la seçim kazanma keyfini tattırmak istemediler ve tattırmadılar. Şimdi bu çok büyük bir muhalefet açısından çok büyük bir potansiyel. Evet. Ben bunun ee, yanlış ittifak formülleri ve adayla, adayla geçen seçimde heba edildiğini düşünüyorum. Ve o seçim yenilgisinin yarattığı hayal kırıklığı ne yazık ki bu yerel seçimi de heba ettirme riskini taşıyor. Ama sonuçta bu seçmen grupları bir yere ayrılmayacak. Ve bu seçim sonucu ne olursa olsun mücadele etmeye devam edecek. Dolayısıyla o mücadele belki kısa vadede sandık yoluyla Erdoğan'ın iktidarını sona erdirmeyecek. Ama Türkiye'nin bir Venezuela ya da Rusya olmasının da önüne set çekecek. E, dolayısıyla yani ben bu faktörlerin Türkiye'yi ve tabii Batı'yla olan, Batı ülkeleriyle olan entegrasyon. E, bunu biraz daha böyle bir soru işaretiyle söylüyorum. Çünkü Batı ülkelerinin her dönem eşit bir şekilde e, demokratik rejimleri desteklediğini düşünüyorum. Çok rahat kendi ulusal çıkarları doğru evet. Soğuk Savaş döneminde e, askeri yönetimleri ya da giderek otoriterleşen sağ hükümetleri Türkiye'de desteklediler. Soğuk Savaş sonrasında da işte özellikle Amerika'nın 2003 Irak işgali sonrasında e, özellikle Orta Doğu'da daha müdahaleci politikalar e, takip etmeye başlamasından sonra yine belli dönemlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne destek verdiler ve son dönemde de özellikle göç politikası nedeniyle yani e, AKP'nin Türkiye'yi e, bir göçmen e, deposu haline e, getirmesi ve e, Türkiye-İran sınırını nispeten açık bırakıp Türkiye-Yunanistan sınırını koruması e, e, nedeniyle de Avrupa Birliği üyesi birçok ülkenin özellikle de bu ülkelerdeki sağ iktidarların Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ve onun rejimiyle de çok rahat ilişki kurabildiklerini görüyoruz. Ama sonuçta Batı ülkeleriyle bu kadar yoğun kurumsal, diplomatik, siyasi, ekonomik hatta askeri ilişkisi olan bir ülkenin ben bu kadar e, öte bir seviye otoriterleşmeye gideceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla belki Batı bizi demokratikleştirmeyecek kısacası vadede <laughs> ama Türkiye'nin çok daha otoriter bir yere savrulmasına da e, bir miktar engel olacaktır. Özellikle ekonomik yatırımları nedeniyle. Çünkü işte Türkiye'nin yer e, altı kaynakları olmadığı için e, bu rejimi Meclisleri var. Tabii ki bu rejimi çevirebilmek için Erdoğan'ın dışarıdan kaynağa ihtiyacı var, yatırıma ihtiyacı var. E, ve onu da böyle Rusya'yı andıran kapalı bir rejimle yapması çok zor. Bu dört faktörün seçim sonuçlarından bağımsız Türkiye'yi daha otoriter bir yere gitmekten nispeten alıkoyacağını düşünüyorum. Ama muhalefetin bu mücadeleyi daha güçlü bir şekilde vermesi için de bu yerel seçimleri kazanması gerektiğini iddia ediyorum. Dolayısıyla biraz benim pozisyonum böyle. Eyvallah, Eyvallah hocam. hocam. Şimdi iki şeyden bahsedeceğim hocam. Birincisi size bir şer düşeceğim. Hocam 14-28 Mayıs mağlubiyeti sonrasında benim en çok gözlemlediğim şeylerin başına şu geliyor. Anti-Erdoğanizmin birleştiriciliği azaldı. Yani bu ittifak yaparken kullanılan çok önemli bir retorikti ve hiç benzemez insanları çok bir araya getirebilen bir harçtı bu. Fakat seçim sonrasında bir arkadaş YouTube'da yazmış, Doğukan yazmış sanırım. E bu çok güçleşti. Yani ittifakı bir arada tutmak ve otoriter bir rejimle mücadele etmek e, olabildiğince güçleşti. Bunu bir tarafa koyayım. İkincisi de şu hocam e, şimdi Türkiye'nin e, mevcut yapısı içinde şuraya not almıştım İmamoğlu ve 31 Mart seçimine doğru giderken hafif böyle oraya yaklaşan sorular da sormak istiyorum hocam. Son teknik sorum şu e, şerhi aklına tutuyorum onu yine konuşuruz e, otoriter rekabetçi otoriter sistemde e, otoriter liderin meşruiyetini sağlayan en önemli şey demok yani sandık demokrasisi ise oy kullanmak bir yerde her kaybettiğimiz seçimle onun rejimini onaylamak anlamına da geliyor. Yani aslında o kadar ince bir oyun ki kaybettiğiniz her oyunda e, liderin meşruiyetini mesela Erdoğan çıktı ne dedi batı karşısında bakın bir demokratik seçim yaptık ve iki turlu bir seçim yaptık üstelik e, yani ben o kadar da otoriter olsam birini seçimde bu işi bitirirdim giderdim. Bunu bir sosyalist perspektifte size soruyorum. Ya sosyalistlerin şöyle bir tavrı vardır ya. Ya sandık yani ona biraz dudak bükmek. Ee, ama bir yerde de evet bu bir mecburiyet ama bunun çift taraflı bir keser tarafı var. Her mağlubiyette otoriterin meşruiyeti pekişiyor. Doğru, doğru mu sizce hocam bu yorumu? Ya bu da e, e, yani tabii ki seçimler e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok büyük bir meşruiyet kazandırıyor ve zaten bu rekabetçi otoriterlik tartışması e, üzerinden biz o meşruiyeti e, Erdoğan'ın elinden almaya çalışıyoruz. Yani tabii ki e, hani bizim kitap basmamız bunu çok değiştirmeyecek ama benim gözümde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokratik bir meşruiyeti yok. Çünkü evet. e, seçimler serbest ve adil koşullarda gerçekleşmiyor. E, yani bırakın e, basını serbest bakalım AKP hükümetinin e, takip ettiği politikalar ne kadar ağır eleştirilecek. Ve o eleştirileri dinleyen seçmenler bakarım ne kadar e, yüksek oranda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve onun partisine oy verecek. Şimdi siz e, serbest ve adil koşullarda seçim yapmadığınız zaman e, o seçimi kazanma konusunda çok avantajlı oluyorsunuz. Dolayısıyla benim evet. gözümde e, sandık e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir meşruiyet kazandırmıyor ama evet tabii ki özellikle hem içeriye hem de dışarıya e, Erdoğan rejimli bu şekilde e, pazarlıyor. Ama peki seçimlere katılmazsak ne olur? Seçimlere ha, evet. katılmazsak bunu provoke edecek bir şey soru soracaktım zaten hocam. E seçimlere katılmazsak şu olur cumhurbaşkanı Erdoğan Güler yüzde 80 oy alır, e, parlamentoyu tamamen e, domine eder. E, e, ertesi hafta ya da ay e, e, anayasayı değiştirir e, ve istediği gibi at koşturur. Yani şimdi diyebilirsiniz ki zaten istediği gibi her türlü kararı alıyor. Evet. Ama o kararları anayasayı değiştirecek ölçekte almasını e, bir parça durduracak bir gücünüz oluyor. Parlamentonun işte e, e, yarısına yakınını e, kontrol etme imkanınız oluyor. Belediyelerin evet. çoğunu kontrol etme imkanınız oluyor. Şimdi ben İstanbul'da yaşayan biri olarak ekrem imamoğlu seçimleri 2019'da kazandıktan sonra kendi günlük hayatında yani bu şehirde yaşayan bir vatandaş olarak ne kadar olumlu değişiklikler olduğunu biliyorum. Sadece evet. benim değil yani yaptığı metro inşaatları, iski yatırımları üstünden sel baskınlarını engellemesi, İstanbul'un tarihi varlıklarını koruması, anne gresh kreş, evet. bedava süt e, üniversite öğrencilerine e, e, yurt odası e, 100 bin öğrenci burs gibi ki daha da arttırabilirim kent meydanlarının yeniden yapılması e, kamu arazilerinin rant e, e, düzeyi yüksek projelere peşke çekilmemesi parikatlara kaynak aktarılmaması iktidar yanlısı birçok gazetenin Batırılması çünkü İBB'den kaynak almadıkları zaman çoğu varlıklarını sürdüremediler. Ee, yeni kadroların ortaya çıkması yani bu toplumu ileri götürebilecek cumhuriyetçi kadroların en azından bazı İBB e, 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 yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi içinde görev yapabilmeleri evet. ve bunun vitrine, vitrine çıkmak Vitrine çıkmak diyorum hocam ben ona. Kesinlikle tecrübe kazanmak, vitrine çıkmak, seçmenlere ulaşmak, onun üstünden bir şeyleri, bir alanı korumak. Yani evet bütün bir ülke kazanılamadı ama İstanbul belli oranda korundu. Ee, İzmir belli oranda korundu. Yani o, bu belediyelere eleştirilerin de var. Eğer tamam varsa onu da konuşuruz. Ama en azından bu otoriter iktidar karşısında korundu. Şimdi dolayısıyla seçimlere katılmasaydık, yerel seçimlerde zaten böylesine bir felaket tablosu olurdu. Genel seçimlerde de Erdoğan'ın istediği gibi at koşturacağı anayasayı değiştireceği bir yapı ortaya çıkardı. <laughs> e, Venezuela'da muhalefet bunu bir defa yaptı ve sonra pişman oldu. Şimdi seçim boykotunun e, ancak tek bir koşulda ben başarı kazanacağını düşünüyorum. O koşullarda Türkiye'de yok. Daha doğrusu iki, iki faktör. E, bunlardan bir tanesi Toplumun önemli bölümü o boykota katılacak mı? Yani evet. oy kullanma oranını siz yüzde seksen beşten düşürürseniz yüzde 60 oy oranı Amerika'da oy kullanan e, seçmen oranıyla eşdeğer olacak. <laughs> e, Dünyada doğru. evet böyle bir şey var doğru. Dolayısıyla Erdoğan yine her türlü meşruiyeti oradan kazanabilir. Ama eğer oy kullanma oranını yüzde seksen küsürlerden yüzde yirmiye düşürebiliyorsanız evet o büyük bir mesajdır. Dolayısıyla bu ve bununla bağlantılı olarak iktidar dışarıyla ilişkilerinde o sandık meşruiyetine ne kadar muhtaç? Çünkü eğer muhtaçsa ve siz yüzde yirmiye katılımı düşürebiliyorsanız gerçekten o rejimi sarsar. Evet, Ama eğer evet. rejim dışarıyla ilişkilerinde belli oranda kendisini sandık meşruiyetinden, en azından oy kullanma oranından daha bağımsız hale getirmişse, o zaman boykot yaptığınızda kalırsınız, çok ters tepebilir. Aslında çok yani provokatif bir şey söyleyeyim. Cumhuriyet tarihinde biz seçim boykotlarının bir dönem başarı kazandığını gördük. 1946 ile 50 arasında. Hmm. 1946'da tek parti döneminin o son döneminde işte Demokrat Parti'nin kurulmasına izin verildi ve erken seçime gidildi. Demokrat Parti güçlenmeden CHP bir baskın seçim yaptı. Fakat bürokrasi biraz da CHP iktidarından korktuğu için bazı yerlerde seçimlere müdahale etti. Demokrat Parti buna çok kızdı ve sonrasında 1950'ye kadar hiçbir yerel seçime ve ara seçime katılmadı. Ve o boykotun yarattığı baskı sayesinde Mart 1950'de CHP'nin kontrol ettiği meclis YSK'nın kurulmasını da içeren ve Türkiye'nin çok uzun süre serbest ve adil koşullarda seçim yapmasına olanak sağlayan yasa tasarısını geçirdi. Evet. Ama 46 Eylül arasında ne vardı? Türkiye Batı ittifakına yanaşmıştı. Bir şekilde demokratik rejiminin şek şeklendiği, pratikte de işlediğini göstermesi gerekiyordu. Ve daha da önemlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan halkının fakirliği pahasına otoriter bir rejim kurmak isteyen bir lider değildi. Dolayısıyla dışarıdan iktisadi yardım almak için 47'de Turum'un doktrini 48'de Marshall yardımı bu arada doktrini. hocam Erdoğan dediğiniz İsmet'in olacaktı olacaktı pa pardon 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 İsmet Paşa <laughs> İsmet Paşa halkının fakirliği pahasına bir otoriter rejim kuracak tiynette bir lider değildi ve gerçekten o süreç sonunda e, çok büyük bir başarıyla Türkiye demokrasiye geçti fakat şu an karşımızda böyle bir siyasi kadro yok ve ne yazık ki Türkiye'ye dışarıdan baskı yapabilecek bir e, demokratik batı da yok o nedenle boykot yaptığımızda kalırız ve elimizdeki bu, bu korumaya çalıştığımız alanları da kaybederiz. Dolayısıyla ben hani bizi kaç kişi dinliyor bilmiyorum. Ne kadar etkisi olur onu da bilmiyorum. Ee, tahminen genç seçmenler izliyorlardır. Hani artık benim yaşım 40'ları açtığı evet, için var. genç ifadesini rahatlıkla kullanabiliyorum. Ee, yani hepsini hepsinin kızgınlığını, kırgınlığını, bıkkınlığını, moral bozukluklarını anlıyorum. Bunları ben de paylaşıyorum ve ben bunları 20 senedir yaşıyorum. Ama oy kullanın ve özellikle de Adal ve Kalkınma Partisi'ni hangi şehirde yaşıyorsanız en çok geriletecek aday lehine oy kullanın ve bu otoriter rejime sandıkta bir darbe vurun. Ee, Hı -hı. Sonrasında Türkiye siyaseti bence çok hızlı değişimlere gebe ee, Hı -hı. ve ben özellikle 2023 seçimlerini kaybettiren muhalefet partileri içindeki kadroların hepsi olmasa da en azından bir kısmının geçtiğimiz 7-8 ay içinde tasfiye edildiğini gördüm. Hepsi değil. Ama bu yerel seçimden sonra eğer başarı muhalefet nispeten bir alanını koruyabilirse iktidar karşısında ben o değişimin süreceğini düşünüyorum. Eğer zaten eğer gençler bu değişimi istiyorlarsa bu oy kullanmayarak değil daha siyasete daha çok katılarak ve bu isimlere doğrudan tepki göstererek değişebilir. Umarım o değişimin parçası oluruz. İnşallah hocam. Şimdi hocam İmamoğlu bir 31 Mart'ta geçmeden önce son bir soru soracağım yine. Hocam Cumhuriyet Halk Partisi kendi düşünden daha önemli bir parti mi? Yani yani kendini hafife alan ve bunun tarihsel mirasının çok yükünü sırtlayamadığını düşündüğüm bir siyasi parti. Ben aslında tabii ki sorduğum sorunun cevabını şöyle cevaplıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kendinden bile önemli bir parti. Bilmiyorum siz katılıyor musunuz? Ben ben tabii ki katılıyorum. Yani hatta daha da e, ileri götürerek şunu söyleyeyim. E, sadece küresel güney ülkeleri e, kapsamında değil, e, aslında batı ülkeleri içinde de Cumhuriyet Halk Partisinden daha uzun, daha köklü bir e, tarihe geçmiş, e, tarihi geçmişe sahip olan siyasi parti sayısı gerçekten çok az. Yani Hı. biz Türkiye gibi kurumların e, görece daha zayıf olduğu bir ülkede bu partinin 100. yaşını kutladığını gördük. Ve e, o 100 senesine baktığım zaman işte bazı örneğin Anavatan Partisi de şu an açık ama bir tabela partisi. E, o e, e, tarihi geçmişin içinde hiçbir dönem tabela partisi olmadı ve e, Türkiye yani cumhuriyet tarihinin kritik bazı evrelerinde de önemli siyasi değişikliklere de imza attı yani sadece tek parti dönemindeki çok önemli cumhuriyet reformlarından bahsetmiyorum. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin e, demokratik bir yapıya sahip olması için 1940'ların ikinci yarısında, e, sonra bu memlekette sosyal demokrat diklerin gelişmesi için 1960'larla birlikte ortanın solu hareketiyle e 1990'larda başarısız bir şekilde yürütse de laiklik politikalarını koruma anlamında ve şimdi de otoriter bir rejim otoriter bir rejim karşısında muhalefetin bayraktarlığını yapma anlamında her zaman başarı kazanmasa da çok önemli misyonlar sahiplendi. ve bu cumhuriyeti kurmuş ve bu cumhuriyetin ideallerini taşıyan seçmenleri bir araya getirmiş bir parti olarak günümüzde hala önemini koruduğunu düşünüyorum. Ama evet senin eleştirine katılıyorum. Yani ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi özellikle geçtiğimiz 20 senelik periyotta yani sadece Kemal Kılıçdaroğlu döneminde değil ve de aynı zamanda Deniz Baykal döneminde de sadece tabanını koruma hedefini güttü. Evet işte 2019 yerel seçimlerinde kazanılmış bir başarı var ve Cumhuriyet Halk Partisi oyu bir tık daha arttı. Ama ne yazık ki Partinin ideolojisini 21. yüzyıla adapte edecek, geçmişinden utanmayan ama yeri geldiğinde eleştirel bir e, bir e, mesafeden de bakabilen bir parti haline gelemedi. Ya hiçbir eleştiri imkan sağlamadı e, hı hı. ve e, geçmiş dönemlerde yapılan her şeyi kabul eder gibi devam etti ya da kendi tarihinden utandı ilk söylediğim daha çok Deniz Baykal dönemi için geçerli. İkinci söylediğim daha çok Kemal Kılıçdaroğlu dönemi için geçerli. Yani biz Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte yani bir Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanının harita kendi parti tarihinden utanan, özür dileyen e, ve aslında e, partinin tarihini CHP kimliği üstünden değil, CHP dışarıdan hakaret edenlerin e, 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 perspektifinden bakan bir genel başkan gördüm. Evet. İkisi de çok yanlıştı. Umarım bunun bir ortası bulunur ve Cumhuriyet Halk Partisi e, muhalefetin bayraktarlığını yapması gereken misyonu tekrar sahiplenip bu yerel seçimlerde biraz da bunu test edeceğiz. Çünkü şu an 11 büyükşehir belediyesi CHP'nin elinde. Bunların kaç tanesi bu yerel seçimlerde muhafaza edilecek bilmiyorum. Ama buralarda artık CHP'nin 21. yüzyıl Türkiye'sine yarış, e, yakışan bir e, belediye pratikleri sunması ve bunun üstünden artık ulusal ölçekte iktidarda ne yapabileceğini tartışmaya başlaması lazım. İstanbul bence nispeten olumlu bir örnek. Bunun e, orada bir noktaya kadar yapıldığını görüyorum. Ama bu örneklerin sayısı daha artmalı. Evet. Şimdi hocam İmamoğlu 31 Mart'a geliyoruz ama zaten konuştuğumuz birçok şey bununla doğrudan bağlantılı. Yani arada bir sürü cevap verdiniz soracağım sorulara. Ama yine de bunu konuşmak zorundayız. Daha sonra da soru cevaba geçeriz. E, şimdi ilk soru şu hocam benim için. Şimdi ben bazı siyasetçilerde şöyle bir şey vardır hocam. Bir sosyal bilimci veya işte ben yüksek lisans yaptım. Siz de hocasınız. O sohbeti bir dışarı bırakıyorum. Bir e, berberde yaptığım bir sohbeti dile getireceğim size. Bazı siyasetçilerde ışık vardır hocam. Yani bir yere girdiği zaman bir e, esnafla konuşurken bir yere gittiği zaman adeta böyle kafasında bir hale gibi aura orada dolaşır. Şimdi ben İmamoğlu'na baktığım zaman yani bir sosyalist olmama rağmen İmamoğlu'nun e, başarılı olması gerektiğini ve başarılı olduğunda Türkiye'yi belirli bir mesafede ilerleteceğini görüyorum. Buna bir sürü eleştirim var. Fakat bir sürü siyasetçi arasında gördüğüm zaman İmamoğlu'nun bir şekilde parlayan bir nesne olduğunu görüyorum. Yani daha duygusal, daha enerjik, daha coşkulu, daha itirazlı, daha tutkulu ve bunu her halinden yansıtıyor. 31 Mart seçimlerinin İstanbul özelinde İstanbul neden önemli ve İmamoğlu'nun tarihi bir rolü var mı? Yani İmamoğlu değil de İlk kişisi olsaydı da İstanbul seçimleri önemli olur muydu? Ya da e, İstanbul seçimleri önemli olduğunda bir de üstüne İmamoğlu buradan tarihi bir rol mü elde edecek? E, bunu konuşalım hocam biraz birazdan. E, yani aslında sorduğun iki noktaya da olumlu cevap verebilirim. Yani bir kez İmamoğlu'ndan bağımsız olarak İstanbul Büyükşehir seçimleri çok önemli. E, çünkü e, İstanbul'da 16 milyon. Ee, insan yaşıyor. Bunların önemli bölümü seçmen. Dolayısıyla Türkiye'deki seçmenlerin yüzde yirmisi kadarı hatta belki biraz daha fazlası İstanbul'da yaşıyor. Ama daha da önemlisi Türkiye ekonomisinin neredeyse dörtte e, biri İstanbul, hatta üçte birine yakını İstanbul'da şekilleniyor. İstanbul'un büyüklüğü birçok Avrupa ülkesinden daha fazla. Dolayısıyla e, böylesine bir şehri İki dönem kazandığınız zaman artık yavaş yavaş hani o şehir şehri e, kazara kazanmış değil de hani o orayı hı hı. E, siyasi kontrolünüz altına almaya başladığınız zaman. O e, karşınızdaki otoriter e, rejime çok ağır bir e, darbe e, indiriyor. E, biraz önceki turda söylediğim bütün faktörler nedeniyle yani evet. işte 16 milyon e, vatandaşa hizmet e, ulaştırabildiğiniz zaman zaten partinizin tanıtımını da o kadar şey yapmış oluyorsunuz. Çok büyük bir bütçeyi yönetiyorsunuz. On binlerce insanı çalıştırıyorsunuz. E, taşeron şirketler üstünden daha da büyük bir e, emekçi e, kitlesine e, ulaşıyorsunuz ve dolayısıyla. E, İBB'yi kontrol ederken e, takip ettiğiniz bir politika bir anda çok baskın bir hale gelebiliyor ve o bütün siyasi iklimi e, değiştirebilecek. Yani tabii ki otoriter rejimin dinamikleri içinde bu ne kadar olabiliyorsa e, bir hale geliyor. Dolayısıyla İstanbul önemli. Ama İstanbul Ekrem İmamoğlu'nun da çok önemli olduğunu yani Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'dan bağımsız bir önemi olduğunu da düşünüyorum. E, birkaç nedenden ötürü yani bunlardan bir tanesi e, işte Türkiye gibi rekabetçi otoriter rejimlerde ne yazık ki muhalefet partileri, bunu sadece CHP için söylemiyorum, diğerleri için de söylüyorum. Çünkü örneğin sosyalist partiler veya sağ sağda yer alan partiler CHP'ye zaman zaman işte bazı şeyleri neden yapamadığı sorusunu yöneltiyor ve bu haklı bir soru. Ama tabii aynı soru kendileri için de geçerli. Ee, onlar da yapamıyorlar. Yani onlar da başarılı e, politikalar takip edemiyorlar, başarılı adaylar e, ortaya çıkaramıyorlar, başarılı siyasetçileri e, kendi partilerinde iktidara getiremiyorlar. Şimdi rekabetçi otoriter rejimlerde Muhalefette yer almak çok zor bir iş. Dolayısıyla muhalefet partilerine genelde kazanan isimler girmiyor. Çünkü kazanan isimler iktidara gelmek istedikleri zaman iktidar partisine gidiyor. Genelde muhalefet partilerine ya yerel düzeyde küçük bir yerin rantını almaya çalışan ya da evet. orayı kontrol etmeye çalışan fırsatçı siyasetçiler giriyor ya da bel belli etnik, ideolojik veya dini kimlikleri nedeniyle iktidarın bloğu içine giremeyecek olan kesimler giriyor e, ve bunlar da kazanamıyor. E, şimdi e, genelde bizim işte e, muhalif siyasetçilerde görmediğimiz özellikleri sahip Ekrem İmamoğlu. Ya yani gerçekten e, seçim kazanabilecek, seçmenlere doğrudan ulaşabilecek o senin demin ışık dediğin e, bir şeye sahip. Bir kez bu çok önemli. Yani bu tarz adaylar bulduğunuz zaman. Bunu aynı oranda olmasa da bir miktar Mansur Öveç için de söyleyebilirim. Başka bazı siyasetçiler için de söyleyebilirim ama Ekrem İmamoğlu bence o konuda çok ayrı bir e, ligde. Ee, şimdi e, biraz önce bunun altını çizmiştim aslında. Yani Türkiye'de sandık yoluyla bu rejimi değiştirmek için aynı anda hem Türk hem de Kürt milliyetçilerinin hem Alevilerin ve seküler orta sınıfların hem de bir miktar Sünni yani daha dindar seçmenin oyunu almanız gerekiyor. Yani evet. böyle bir üç buçuk yani üç ve onun yanında yarım ya da çeyrek bir seçmen grubu diyeyim. E, onu e, aynı anda bir araya getirmeniz gerekiyor. Türkiye'de muhalefet Haziran 2015 seçimlerinden beri e, bu farklı grupları bir yere getirecek siyasi formülü bulmaya çalışıyor. Ve bir türlü bulamadı. Yani 2015 seçimlerinden sonra parlamentoda MHP eğer koalisyon yapmayı kabul etseydi AKP iktidarı bitmişti bitmiş. Haziran. 2015 itibariyle. Şu ya da bu nedenle bunu onaylamadılar. Kendi partileri açısından bunun bir mantığı da olabilir. E sonrasında partiler ayrı ayrı devam etti. Başarı kazanamadılar. Referandumda informal bir şekilde bir araya geldiler, tutturamadılar. 2018'de ayrı ayrı adaylarla gidip kendi seçmenlerini mobilize etmeye çalıştılar, tutmadı. 2019'da daha formal bir ittifak yapıp ortak adayla gittiler. Orada bir miktar başarı kazandı ama partilerin oy oranı çok değişmedi. 2023'te de zaten bizi dinleyen herkes biliyor. Şimdi bu yerel seçimlere giderken çok daha farklı bir formül e, takip ediyoruz. Muhalefet partileri ittifak yapmadıkları gibi işte bu yayına evet. çıkmadan hemen önce Meral Akşener'in yarım saatlik konuşması, kızgın konuşmasını dinliyordu. Birbirlerini alenen eleştiriyorlar. Yani şu ana kadar biz 10 senedir görmediğimiz bir dağınık muhalefetle giriyoruz. Ama o dağınık muhalefetin elinde bazı şehirlerde popüler adaylar var. O popüler adayların içinde de Ekrem İmamoğlu en ön sırada geliyor. Dolayısıyla belki de eğer işte Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere Mansur Yavaş, belki Zeydan Karalar, Bağab Seçer gibi CHP'li isimler kendi büyük şehirlerinde seçimi kazanırlarsa o zaman Partileri bir araya getiren bir ittifak yapısı olmadan bile kazanabilecek popüler adayların çıktığı ve o adaylar etrafında bir muhalefet ittifakının konsolide olduğunu göreceğiz. O açıdan da İstanbul seçimi çok önemli ve tabii Erdoğan karşısında yani ben sadece bu arada seçim kazanma üstünden değil toplumu bir araya getirebilme ve ülkeyi yönetebilme anlamında da bakıyorum. Yani bir bir kendi kafamda bir resim çizsem Erdoğan'ı kim devirir diye büyük bir ihtimalle o İmamoğlu figüründe bir siyasetçi olacaktır. Karadenizli nispeten muhafazakar ve milliyetçi bir aileden geliyor ama kendisi modern, eşi modern, genç, 50'li yaşlarının başında, belediyeden gelen ve seçmenlerle çok sıcak bağ kurabilen, dini temalardan kaçmayan ama Cumhuriyet'in ideallerini de benimsemiş bir siyasetçi. Şimdi bütün bu maddeleri alt alta koyduğumda bunun tek bir isimde şahsileştiğini, toplandığını onun dışında pek görmüyorum. Yani muhalif seçmenlerin farklı kombinasyonlarını bir yere getiren adaylar var. Örneğin Mansur Yavaş başka bir kombinasyonla gidiyor. Evet. Ama hepsini bir araya getirebilen ben İmamoğlu dışında birini görmedim. Dolayısıyla eğer genel seçimleri de muhalefet bir noktada kazanacaksa e, onun en ideal e, formülünün ben buradan çıkabileceğini düşünüyorum. Ve onun sonrasında da Türkiye'de toplumsal barışı sağlayabilecek ve ülkeyi de iyi yönetebilecek. Ve dolayısıyla dönüştürmeye başlayacak. Yani mesela geçen seçim kampanyasında hep kazanacak aday tartışması yapıldığı için hani seçimleri kim kazanırsa onu seçelim Diyen kesimler de vardı. Benim Kılıçdaroğlu'nun nu, Kılıçdaroğlu yerine İmamoğlu'nun daha doğru bir aday olacağını söylememin nedeni Sadece seçim kazanabilme ihtimalinin daha yüksek olması değildi. Ülke yönetebilme kapasitesinin evet. de daha yüksek olmasıydı. Bunu birinde CHP yönetememesinde, ötekisinin de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetmesinde görüyoruz. Dolayısıyla ben artık Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına gir gir girerken... E Cumhuriyet ideallerini daha farklı bir noktaya götürecek yeni kadroların da ortaya çıkması gerektiğini ve onları taşıyacak bir siyasi figürün belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun biraz İstanbul örneğinde şekillendiğini ve İstanbul'dan ulusal ölçeğe transfer edilebileceğini tahmin ediyorum. En azından benim beklentim o yönde. Eğer bu olmazsa muhalefetin sıfırdan seçim kazanacak bir popüler aday bulması... Onu kuracak bir siyasi yapıyı ortaya çıkarması çok zor olacak. Yani hı hı. Dolayısıyla İstanbul çok önemli, ama İstanbul'da da İmamoğlu bence çok önemli. Bu tabii benim şahsi analizim büyük ihtimalle başka bir akademisyen veya analist Mansur Yavaş üstünden böyle bir hikaye kurabilir. Ama ben hı hı. Mansur Yavaş'ta da tabii ki Cumhuriyet idealleriyle kavgalı değil, ama ben medyan seçmenin ötesine geçecek bir bir siyasi formülün orada çıkabileceğini düşünüyorum. Peki hocam ya bu tüm anlattığımız hikayede biraz olay şuraya geliyor. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve İmamoğlu'na oy vermek istemeyen insanlar son seçimde e, özellikle bu ittifaklar siyasetinin kaybettirmesi sonrası şöyle düşünüyor. Mesela Zafer Partililer, i̇şte örnek veriyorum e, daha küçük partiler, memleket partiler mesela şöyle diyebiliyorlar. Kardeşim veya iyi Partililer hatta biraz daha büyük parti olarak söyleyelim. Onlar diyor ki ya kardeşim biz CHP'ye oy vermek zorunda değiliz, sizi kazandırmak zorunda da değiliz. Yani böyle bir tavırları var. E, bu tavırın yani pozitif ve negatif tarafları neler olabilir yani onları bu ne kazandırabilir çünkü şöyle de bir şey görüyorum ben anti erdoğanizmin e, toparlayıcılığı bittiği günden itibaren e, küçük partilerin daha doğrusu daha ideolojik partilerin ortaya çıktığını e, ve hatta seçmenin bir kısmını şöyle düşündüğünü farkındayım ben şöyle düşünüyorlar diyorlar ki kitlesel olarak kazanamadığımız bir savaşta en azından örnek veriyorum zafer partisine 5 milyon 6 milyon seçmen oy verelim eee Evet iktidar olamayabiliriz ama en azından Türkiye'de bir siyasi ağırlık merkezi oluşturmuş oluruz diyor, diyorlar. Ve biz bunlardan devamlı işte İmamoğlu'na veya Merkez Parti'ne oy istiyoruz. Şimdi bunların bir taraftan haklı olduğu bir kısım yok mu? Yani bir de o taraftan bakalım istiyorum. Ee, yani şimdi şöyle e, ben e, bu arada her partinin Cumhuriyet Halk Partisi lehine adayını çekmesi gerektiğini düşünenlerden değilim. Hatta <laughs> bence e, Başka bazı seçim bölgelerinde de Cumhuriyet Halk Partisi çekilebilirdi ya da bazı bölgelerde de farklı ideolojik kökenlere sahip olan partiler aynı anda aday yarıştırarak şanslarını arttırabilirdi. Yani dolayısıyla ben ülke genelinde her il ve ilçede aynı siyasi formülü takip etmek yerine özellikle bu yerel seçimlerde biraz da hangi il veya ilçeye bakıyorsak oranın seçmen profilini de dikkate alan bir ittifak yapısı ya da ittifaksızlık yapılması gerektiğini düşünüyorum yani dolayısıyla orada hani kendi pozisyonumu baştan söyleyeyim yani şimdi Türkiye gibi rekabetçi otoriter rejimlerde muhalefetin bazı açmazları var. Yani e, muhalefet partilerinin çıkarları tabii ki rejim otoriterleştikçe bir arada kalmaktan birbirlerine destek vermekten geçiyor. Yani dolayısıyla işbirliği bu rejimlerde muhalefet için önemli bir dinamik. Evet. Ama aynı zamanda bu muhalefet partileri birbirleriyle de rekabet ediyor. Yani e, oylarını arttırmaya çalışıyorlar, tabanlarını büyütmeye çalışıyorlar, kendi siyasi programlarını seçmenlere anlatmaya ve onun onlardan aldıkları destekle de e, yerel yönetimlerde veya mecliste uygulamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla yani muhalefet partileri hep bu tarz rejimlerde rekabetle işbirliği arasında gidip gelir. Yani ve bunun yarattığı bazı gerilimler, tartışmalar, sıkıntılar da olabilir. Ben bunları çok normal karşılıyorum. Dolayısıyla Memleket Partisi'ne de Zafer Partisi'ne de ya da İyi Parti'ye de her yerde çekilmeleri gerektiğini düşünmüyorum. Ama tabii bence muhalefet partilerinin ayakta kalmak için en azından kendilerini büyütürken bu iktidarı da zayıflatacak formüller üstüne e, e, odaklanmaları, e, düşünmeleri e, gerekiyor. Ben bu yerel seçimlerde biraz bunun es geçildiğini düşünüyorum. Yani örneğin muhalefet partileri daha çok kendi güçlü oldukları yer, ayrı aday çıkarıyorlarsa, kendi güçlü oldukları yerlere daha ağırlık verebilirlerdi. En azından bütün ülke genelinde olmasa da bazı bölgelerde, İşbirliği yapabilirlerdi, ortak adaylar birbirlerine Hı -hı. çekilmek üstünden. Bunu yapamamadıklarında da en azından birbirlerini mütemadiyen eleştirmek hatta saldırmak hakaret etmek yerine en az eleştiri oklarını daha çok iktidara e, yöneltebilirlerdi. Yani dolayısıyla e, benim orada e, memleket partisinde eleştireceğim şey e, birçok yerde aday çıkarması değil, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar ağzıyla, iktidar diliyle eleştirmesi. <laughs> ee, ve aslında bu eleştirilerin çoğunun da içinin boş olması. Yani e, e, bir ezber üstünden yapılması. Yani Memleket Partisi'nde benim e, yapacağım eleştiri olur. olur. E, ya da Zafer Partisi'nde... E, yani iktidarı göç politikası üstünden tabii ki eleştirebilirler ki bence İyi Parti bu meseleyi Zafer Partisi ortaya çıkmadan üstün öncesinde e, kontrolü altına almalıydı. Çünkü İyi Parti büyütecek bir konuydu. Evet. Belki Zafer Partisi kadar bir sert söylemle değil ama en azından Türkiye'nin bir göç meselesine sahip olduğunu, Türkiye'nin kaldıramayacağı kadar göçmenin Türkiye'de yaşadığını ve bunun AKP'nin dış politikası nedeniyle gerçekleştiğini söyleyerek o alanı biraz kapatabilirlerdi. Kapatamadıkları için Zafer Partisi bu meseleyi sömürecek şekilde bir siyasi çizgi takip ediyor ve aslında paylaştıkları figürler doğru değil. Yani örneğin Türkiye'de 13 milyon göçmen yaşamıyor bu sayı doğru değil ve doğru olmadığını Ümit Özdağ da biliyor. Ya da e, Ümit Özdağ iktidara gelirse 13 milyon kişiyi e, Zafer Turizm'in işlettiği otobüslere bindirerek e, Suriye'ye gönderemeyeceğini de biliyor. Değil mi? 13 milyon göçmeni bulmak için bile Türkiye bütçesinin önemli bölümünde harcamanız gerekir. Bulduğunuz diyelim onları otobüse yerleştirip göndermek için kaç 10 bin Kaç yüz bin otobüse ihtiyacınız var. Yani pratikte yapamayacağı şeyleri sansasyonel bir şekilde gündeme getirerek iktidar zayıflatmıyorlar. Bilakis iktidar karşısında oy vermeye meyilli seçmenleri bölüyorlar. Ve onun üstünden bir grup hiç kimsenin ulaşamayacağı bir yüzde üçlük dörtlük beşlik artık ne oy alacaklarsa bir seçmen grubu oluşturuyorlar ve onu donduruyorlar. Evet. Ee, dolayısıyla yani ya da İyi Parti örneğin yani şimdi Meral Hanım'ın ben seçimlere üç gün kala e, yani bazı eleştirilerini haklı bulanlar olabilir ama e, ev kölesi gibi bir ifade kullanarak Ankara evet. Büyükşehir Belediye Başkanı'nı eleştirmesindeki e, yani nezaketsizliği falan geçiyorum. Siyasi aklı anlamıyorum. E, şimdi dolayısıyla e, ben bu ittifak tartışmalarında her partinin lehine çekilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Ama eğer siz muhalefeti kolektif olarak zayıflatıp bir de üstüne kendiniz güçlenmiyorsanız, o ülkeyi ateşe atmaktır. Ya yani bunu İyi Parti açısından çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani İyi Parti, e, ben hep buna ihtidali üçüncü yol diyorum. Bence özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne Genel Başkan değişikliği gerçekleştikten sonra İstanbul ve Ankara özelinde Cumhuriyet Halk Partisi görüşebilirdi ve çok rahat bunu kendi seçmenlerini anlatabilirdi. Yani Meral Hanım çıksa, bizim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezine çok sert eleştirilerimiz oldu ve zaten görüyorum ki. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir lider değişikliği oldu. Yeni yönetimle biz tekrar konuşuyoruz. Hı hı. Ve seçimlere 6 ay kala Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediğimiz iki belediye başkanına özel bir kredi açıp e, onların adaylığı e, lehine kendi partimiz aday çıkarmayacak. Bunun karşılığında da Cumhuriyet Halk Partisi bize şu 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl artık orada bir pazarlık yapılabilir. E, orada aday çıkarmasın geri kalan yerde de biz gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi ile de rekabet ederiz deseydi büyük bir ihtimalle bu partiler arasında ne bu kadar büyük bir kavga yaşanırdı, ne seçmenler arasındaki mesafe bu kadar açılırdı e, ne de hem muhalefet partilerini genel olarak e, hem de iyi parti özel olarak zayıflatan bu gelişmeler yaşanırdı. E, yani bir e, kaybet kaybet durumu olmazdı. Dolayısıyla benim orada eleştireceğim nokta o. E, evet. Yani, yani stratejik, stratejik... Ve veya memleket parçası tabii ki oy verebilir. Evet. Yani buradaki bakışınız başta anlattığınız konuyla aynı. Stratejik bir bakış. Yani otoriter rekabetçi bir e, rejim karşısında nasıl tavır alınacağınızı bahsediyorsunuz aslında. Yani aslında hocam bu yani rekabetçi otoriterliğin en zor kısmı bence şu e, bir topyekün mücadeleyi öğütlemek zorunda. Yani bir e, buradan çıkacak program ittifaklara ve topyekün mücadeleye dayanan bir şey. Ama bahsettiğiniz gibi hem kendi içinde rekabet etmesi gereken hem iktidar tarafından oraya çomak sokulan ki o devamlı yapılıyor işte. Mesela bana göre belki onu da konuşabiliriz birazcık. Şöyle bir soru hazırlamıştım. Tam bununla alakalı. Eskiden hocam de, devlet ve hükümetin ayrılığından bahsediliyordu. Şimdi devlet ve hükümet hükümeti eritti. Devlet var ve parti var. Yani hükümetin yerine parti geçti esasında. Şimdi burada soru şu. Biraz da sizi Hani zorlamak da istiyorum bu konuda. Çünkü ben bazen öyle düşünüyorum. Şimdi soracağım sonra yanıt da vereceğim kendi içimden. Bir devlet adamları ve parti adamları ayrımı sizce var mıdır AK Parti'de? Yoksa şu anda gördüğümüz bakan ve milletvekilleri ya da Erdoğan'ın yanındakilerin hepsi parti adamı mıdır? Mesela bir örnek vereyim. Ee, kendi varlığını partiye değil de ama Erdoğan'ın bir kez evet diyerek e, bürokrasi koltuğunu otutturduğu Hakan Fidan var. Mesela ben giderek hani belki bu otoriter sistemlerin içinde böyle bir şey de oluyordur. Tarihsel örneklerini bilmiyorum. Ee, Erdoğan tarafından yaratılmış ve Erdoğan'ın ailesi, tayfası olabilir. Bir de devletin içinde pişmiş. Mesela İbrahim Kalın da görece bunlardan birisi. İşte Hakan Filan da görece bunlardan birisi. Bir de sanki işte örnek veriyorum direkt işte damat var mesela bir de. Hani başka bir isim var. İşte Nebati var mesela. Evet başka bir isim. Lap diye getirilmiş adamlar bunlar. Böyle bir ayrım sizce var mı? Yani bunu görebiliyor musunuz? Yoksa yok. Emirhan hepsi bunların hani mesafesiz bir şekilde Erdoğan'ın adamıdır gibi mi bakıyorsunuz? Yani bence rejimin otoriterlik seviyesi arttıkça e, tepesinde bir e, birikme oluyor. E, <laughs> ve karşımızda ben e, çok e, grift karışık bir yapı olduğunu düşünüyorum. E, karışık yapıdan şunu kastediyorum. Yani bence rejimin tepesinde ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, siyasi gücü büyük oranda eline topladığı için e, ona doğrudan erişimi olan ve onun üstünden çok büyük etkinliğe sahip olan aile üyeleri var. Aile üyeleri ya da e, Erdoğan'ın yakın danışmanları, yol arkadaşları var. Bu çok küçük bir grup. Evet. Ee, bunların, yani bu, bu gruba giren isimlerin çoğunun belki formal pozisyonları da yok. Ama hı hı. E, çok büyük etkinliğe sahipler. Yani Selçuk Bayraktar olabilir, zamanında Berat ba Berat Albayrak olabilir, o e, Be Berat Albayrak'ın bakanlık dönemi de vardı. Ya evet. da Bilal Erdoğan olabilir, ya da e, onlara erişimi olan başka bir grup olabilir. Dolayısıyla öyle bir grup var. E, bir tane biraz önce senin söylediğin devlet bürokrasi içinde yükselen, oradan gelen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle de e, Yüksek kapasiteyle yönetilmesi gerektiğini düşündüğü rejim kurumlarını idare eden hı hı. bir e, grup var. E, İbrahim Kalındır, işte Hakan Fidan'dır, e, zamanında Hulusi Akardır, başka isimler de verebiliriz. E, bunlar e, dikkat edecek olursan, devletin güvenlik aparatı ya da içişleri bir bürokrasi içinden gelen ve e, gerçekten oranın rejimi korumak için iyi idare edilmesi gerekir diyebileceğimiz kurumları ve oradaki bir grup var. E, büyük ihtimalle diğer devlet kurumlarının tepesinde de parti içinden gelmeyen ama bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında yükselen ve son derece partizan. Parti üstünden değil rejime sadakat üstünden partizan Hı -hı. olan bir bürokratik bir grup var. E, bir de tabii parti bürokrasisi var. Yani parti içinden yükselen e, evet. isimler var. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan gördüğüm kadarıyla partisini zayıflatıyor. Çünkü gücü e, giderek eline e, geçirdikçe e, son derece patrimonyal yani adeta bir e, e, kral gibi e, ülke yönetmeye çalışıyor. E, bir e, e, monarşide e, ne tip e, figürler e, görecek olursak işte onlar daha rahat yükseliyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erişimleri ya da ona sadakatler üstünden ya aile içinde ya bürokrasi içinde. Siyasi parti ise sonuçta belli kurumları olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından giderek zayıflatılıyor. Çünkü o kurumlar eğer partide işleseydi Erdoğan rahat bir şekilde istediği kararları belki alamayacaktı. Örneğin 2017 yılında biz bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın kendi partisinden seçilen 7 ya da 8 belediye başkanını zorla istifa ettirdiğini gördük. Yani şimdi hı hı. normal kuralları, kaideleri, kurumlarıyla işleyen bir siyasi partide böyle bir şey görebilir miyiz? Hadi diyelim öteki seçim en fazla aday olmazlardı, aday yaptırılmazlardı. Yani Melik Gökçek ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Nevzi ağlayarak istifa ettiler. Evet. Emir Demirkeser falan diye böyle kendilerince e, dramatik tiratlarla e, istifa ettiler. E Bursa Belediye Başkanı, İstanbul Belediye Başkanı yani bu şimdi böyle çok fazla olay var. Dolayısıyla artık parti içinde yükselmenin pek bir anlamı kalmadı ve gördüğüm kadarıyla orada da tepede bir birikme var. Yani örneğin ee, siz e, Melik Gökçek'le e, bir şekilde anlaşmak istiyorsunuz. Ya da Melik Gökçek'i sakin bir şekilde Ankara'da tasfiye etmek istiyorsunuz. Oğlunu ta, pa, pat diye milletvekili yapıyorsunuz. Ya da Bülent, evet, evet. Bülent Arınç'ı bir şekilde tatmin etmeniz gerekiyor. Onun sizi çok eleştirmemesi için. Pat diye onun oğlunu milletvekili yapıyorsunuz. Mehmet Ağar'ın oğlu. Mehmet Ağar'ın oğlu. Yani böyle daha da örnekler verilebilir. Şimdi... Önceki dönemlerde e, İslamcı Hareket içinde parti bürokrasisi çok önemliydi. Yani siz genç bir yaştan harekete girerdiniz. Davaya sadakat göstererek zamanla yükselirdiniz. İşte gençlik kollarında, ilçe örgütünde, sonra il örgütünde... ...ondan sonra belki milletvekili olurdunuz, belediye başkanı olurdunuz, bakan olurdunuz. Şimdi artık o yükseleceğiniz merdiveni parti atmış durumda. Ben Yeniden Refah Partisi'nin birçok bölgede hızlı yükselmesini biraz buna bağlıyorum. Yani artık siz... İslamcı davaya inanarak İslamcı hareket içinde böyle tabandan tavana yükseleceğiniz bir merdiven kalmamış durumda. Evet. O Yeniden Refah Partisi'nde daha rahat var. Ee, daha yani Dolayısıyla e, rejimin tepesinde bir e, güç birikmesi var. O, bir, o güç birikmesi siyasi ve ekonomik gücü artık iç içe geç, geçtirmiş durumda. Ve çok küçük bir elit Türkiye'yi yönetiyor. Ve artık bence AKP'li siyasetçilerin bile kimisi bu sistemin dışına çıkmaya başladılar. Yani, yani şunu söylemiyorum tabii ki. Onların hala torpil yapmak istediğinde sözlerinin geçeceği bazı devlet kurumları alt tabak, alt kadrolar vardır. Senden benden tabii ki daha güçlüler. Ama normal şartlarda bir AKP il başkanının, AKP milletvekilinin, AKP belediye başkanının sahip olması gereken gücü artık sahip değiller çünkü. Kararlar çok daha tepede alınıyor. Şimdi e, bu yapı henüz konsolide olmadı. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan popüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kazanıyor, ama bu rejim konsolide olmadı. Yani kurallarıyla, kaideleriyle işleyen ve bu yapıyı kurumsallaştıran bir dönem henüz e, yani dönemin sonuna gelmedik. Yani o gerçekleşmedi. Peki 31 Mart'ta yenilirse hocam? E 30 31 Mart'ta yenilirse biraz bence bunun önü açılacak. Yani evet. Türkiye Rusya olmayacak. Ama bu tarz e, yani böyle bir lider etrafında toplanan küçük bir grubun her türlü karar aldığı, adeta İslamcı hareket içinde bile tepedekiler ve tabandakiler diye çok net bir ayrımın oluştuğu rejim kurumsallaşacak e, büyük bir ihtimalle artık 4 sene, 4,5 sene boyunca seçime gitmeyeceğimiz için kemer sıkma politikaları belki bir süre daha devam edecek. Bunun üstünden Türkiye ekonomisi Fakirleşmeyi sürdürecek ama stabilize olacak yani enflasyon düşecek belki bir miktar dışarıdan yatırım çekilecek işte Amerika Merkez Bankası faiz oranını düşürürse belki bir miktar spekülatif yatırım Türkiye'ye gelecek nispeten daha yüksek faiz oranları olduğu için ve bunun üstünden Cumhurbaşkanı Erdoğan işte körfez ülkelerinden Azerbaycan'dan da bir miktar kaynak bularak belki Avrupa Birliği ile bir göçmen anlaşması yaparak bu sistemi sürdürebilecek. Şimdi bu göçmen anlaşmasının altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü Zafer Partisi'ne oy veren seçmenlerin en büyük kaygısı ne? Türkiye'de evet. yaşayan göçmenlerin mütemadiyen burada kalması ve e, AKP'nin e, bu politikayı devam ettirmesi. Peki siz örneğin İstanbul'da ya da Ankara'da Zafer partili adaylara oy verip iktidarı kazandırtarak acaba bu politikayı zayıflatmış mı olacaksınız? E, güçlendirmiş mi olacaksınız? E ee, hani biraz önce muhalefeti zayıflatırken evet, evet. kendi görüşünü de zayıflatma eleştirisini yapmıştım. Kaybet kaybet. Zafer Partisi'nin bazı büyük şehirlerde girdiği çizgi biraz bu. Çünkü iktidarı bile doğrudan eleştirmiyorlar. Bütün eleştiri oklarını CHP'nin yönettiği belediyelerde oradaki başkanlara yöneltmiş durumdalar. Dolayısıyla bunun üstünden belki Erdoğan rejimi daha stabilize hale getirecek ve sonrasında anayasa değişiklikleri yapmak için yola koyulacak. Zaten mecliste 320 küsür milletvekili desteği var. Kemal evet. Kılıçdaroğlu'nun, altını çiziyorum çünkü bunun söylenmesi gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü yanlış ittifak stratejisi nedeniyle bol keseden CHP'lilerin oylarıyla meclise girmiş 15 deva milletvekili, 10 e, Gelecek Partisi milletvekili bir tanesi vefat etti. Allah rahmet eylesin 9 oldu. E, e, pardon Saadet işte vefat etti. 9 Saadet Partisi 10 da Gelecek Partisi Milletvekili var. Şimdi bunların kaçının İstanbul ve Ankara'yı eğer iktidar partisi kazanırsa iktidar partisiyle oy kullanacağını bilmiyoruz. Ama biraz bu oyları üst üste koyarak belki İyi Parti'den 4-5 milletvekili transfer ederek 360 sayısına ulaşıyorlar. 360 sayısına ulaşmaları durumunda Cumhurbaşkanlığına getirilen işte iki dönem kuralı ortadan kalkabilir. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası çok daha muhafazakar bir noktaya girebilir. Dolayısıyla ben memleket partili seçmenlere soruyorum. Böyle bir anayasayla yönetilmek istiyor musunuz? Yani Cumhuriyet'in tabutuna çivi çakacak, artık o son hamlelerden birini yapacak şekilde bu iktidarın önünü açmak istiyor musunuz? Yani bu sadece her yerde CHP kazandıralım ve biz çekilelim çağrısı değil. Ama eğer aldığınız siyasi tavır, kendi siyasi programınızı kısa ve orta vadede zayıflatıyorsa e o zaman bir, bir durup düşünmeniz gerekir. Ben biraz böyle bakıyorum İstanbul seçimlerine. Çünkü bu hikayeyi İstanbul'da bile değiştirmek mümkün. Ya ben size şöyle bir alternatif senaryo çizeyim. Eğer e, 31 Mart akşamı yani önümüzdeki pazar akşamı İstanbul'u Ekrem İmamoğlu kazanırsa ve yeniden Refah Partisi'nin oy oranı %5'in üstüne çıkarsa Cumhurbaşkanı Erdoğan o koltukta oturmakta çok zorlanacak. Önümüzdeki dört sene boyunca. Çünkü saat çok popüler bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla artık ikinci dönemine girmiş bir belediye başkanı mücadele etmekte kalmayacak. Ee, bu arada bu, bu tabii çok büyük bir avantaj. Çünkü 2019'da İmamoğlu o koltuğa oturduğu zaman 25 senedir merkez sol kadrolar o belediyede değildi. Dolayısıyla 2 evet. senesi zaten belediye bürokrasisini hazırlamakla belli projeleri başlatmakla geçti. Şimdi onların bütün hepsinin meyvesini toplayacak ama öte yandan AKP kendi sağından çok güçlü bir muhalefet dalgasıyla karşılaşacak ve büyük bir ihtimalle iki taraflı uğraşmaya çalışırken ekonomiyi de yürütemeyecek. Ve biz artık 2025'e girerken çok daha belki zayıflamış bir Türkiye ekonomisi. Çünkü Erdoğan'ın ekonomi politikaları o noktada zikzak çizmeye başlayacak. Belki bir noktada Mehmet Şimşek'e gönderecek. Ee, tekrar ağır enflasyonist bir baskı başlayacak. Ama o zaman Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si gibi zayıf bir CHP değil. Belki İmamoğlu'nun İstanbul'dan muhalefetin bayraktarlığını yaptığı iktidar kanadı içinde de Yeniden Refah Partisi'nin AKP'nin sağından güçlü bir muhalefet hattı açtığı bir döneme gireceğiz. O döneme girdiğimiz zaman artık 71 yaşına gelmiş ve fiziğken de yorgun bir Erdoğan bu sistemi kontrol etmekte çok zorlanabilir. Artık on, oradan sonrası bize kalıyor. Yani Oradan sonrası siyasi aktörler evet. ve seçmenlerin başarısına kalıyor. Ama ben öyle bir Türkiye'de yaşamayı daha tercih ederim. Evet tabii ki hocam. E, vallahi hocam ağzınıza sağlık. Mükemmel bir bir saat oldu. Yani çok da açık olduğunu düşünüyorum konuştuğumuz her şeyin. Şimdi e, şeyde yorumlar kısmında sorular soranlar vardı. Oraya da sesleneyim tekrardan. Şu an hocam 35-36 kişi, 40 35'e 40 arası bir canlı izleyici oluyor. E, oraya soru yazabilirsiniz arkadaşlar. E, en başlarda bir şeyler yazmışlar. Zafer Partisini sormuş. E Zafer Partisi'nin oy oranı e, artması ya da azalması Türkiye'nin geleceğine nasıl bir etki bırakır diyor. E, Ali Can arkadaşımız. Buralar bir yanıtınız var mı hocam? Var tabii. Yani şöyle e... Zafer Partisi'nin aldığı oy oranından ziyade o oyları e, hangi taraftan çektiği bence daha belirleyici olacak. Yani örneğin şöyle bir e, seçim düşünelim. İstanbul'dan örnek vereceğim. Hani başka şehirler için de geçerli ama bu, bugün İstanbul'un önemi nedeniyle o şehre odaklanıyoruz. E, diyelim ki Zafer Partisi İstanbul'da yüzde sekiz oy aldı. Çok büyük bir oy patlaması yaptı. E, ve o yüzde sekiz oyun önemli bölümü İyi Parti ve CHP'den geldi. Hı hı. ve İYİ Parti işte yüzde ikiye düştü. Ekrem İmamoğlu'nun da oyu yüzde otuz sekize düştü. Murat Kurum da yüzde kırkla seçimi kazandı ve belediye başkanı oldu. Bence Zafer Partisi yani o noktadan sonra varlığını sürdürse ne olur? eee iktidar e, Zafer Partisi'nin muhalefet içinde sadece muhalefet yani birleşik kaplar gibi muhalefetten oy çekerek muhalefetin ana partisini zayıflattığı bir dönemde iktidar partisi güçlenmeye devam edecek ve dolayısıyla e, muhalefet kendi içinde kavgalara giderken iktidar belki gidip Avrupa Birliği ile bir göçmen anlaşması bile yapabilecek. Ama örneğin evet. Zafer Partisi'nin adayı eğer MHP'den oy çektiği için e, iktidar partisinin oyu düşerse ee, ve işte Ekrem İmamoğlu İstanbul'da, Ankara'da Mansur Yavaş seçimi kazanırsa evet o zaman politikada bir değişiklik olabilir. Şimdi ben Ümit Özdağ'ın aslında samimi olarak buna inanmamasına gel. Şimdi ben sokakta yürüyorum. Zafer Partisi sürekli 10. yıl marşı çalıyor. Şimdi Zafer Partisi'nin genel başkanı Nihal Hatsız hayranı bir siyasetçi. Nihal Atsız'ın da Mustafa Kemal'e neler dediğini biliyoruz. Hı hı. şimdi gayri samimi bir böyle kendilerince çünkü CHP'nin orayı boş bıraktığını düşündükleri için ki bence de doğru düşünmüyorlar böyle bir kemalist çizgiye girdikleri zaman ne AKP'den ne MHP'den ben öyle çok büyük bir oy çekebileceklerini düşünmüyorum ve aslında ulaşabilecekleri potansiyele de ulaşabileceklerini düşünmüyorum yani örneğin dolayısıyla hani mesela böyle bir senaryoda ben muhalefetin güçleneceğini sanmıyorum yani Zafer Partisi'nin ee, çok ciddi sıkıntıları var. O oranını artıracaktır çünkü gördüğüm kadarıyla gençler yani sistem karşıtı protest oy kullanmak isteyen gençlere bir miktar ulaşıyor. E, Zafer Partisi. Dolayısıyla oy oranını belki e, arttırarak bu yerel seçimden çıkacak. Ama düşünün e, Türkiye'de 5 milyon üstünde göçmen var. E, milliyetçinin yükseldiği söyleniyor. İktidarın göçmen politikası çökmüş durumda. Ve siz göçmen meselesini gündeme taşımış bir siyasi parti olarak sadece %2.2 oy alıyorsunuz. Ümit Özdağ kötü bir siyasetçi. Yani Ümit Özdağ kendi hareketinin potansiyelini sekteye uğratan bir siyasetçi. Çünkü çok kavgacı. Çünkü iktidarın MHP kanadını eleştirmek yerine böyle kendince içi boş Atatürkçü çıkışlar yaparak sürekli CHP ile kavga ediyor. Ee, örgütsel kapasitesini arttırmaya çalışmak yerine örneğin Yeniden Refah Partisi'nin yaptığı gibi sosyal hı hı. kavgalarına güveniyor. E bununla da belki yüzde onluk bir oy potansiyeli olan parti yüzde ikilerde üçlerde e, geziyor. E, İstanbul adayı Azmi Karamağmutoğlu. Yani benim kuşağımın e, o Devlet Bahçeli, e, e, Alparslan Türkeş öldükten sonra MHP'de genel başkan seçilmesin diye kürsü deviren eski ülke ocakları e, Başkanı bir ismi İstanbul adayı olarak gösteriyor. E, yani. Ne kadar oy çekebileceksiniz ki bu isim böyle Kılıçdaroğlu için meydan meydan dolaşıp oy istemişti. Dolayısıyla MHP'liler nezdinde hiç de öyle meşru bir isim olduğunu zannetmiyorum. Halbuki onun yerine daha genç hem Türklerden hem Kürtlerden sadece muhalefetten değil iktidar kanalından da oy alabilecek isimlere ve bunu sağlayacak örgüt yapısına eğer e, odaklansaydı Zafer Partisi bence daha hızlı büyürdü. Ee, o zaman da bence muhalefete zarar vermezdi. Ama şu an muhalefet içinde sürekli böyle bir kavga yaratan bir e, bir troll hareket gibi davranıyor. İşte geçtiğimiz e, genel seçimler öncesinde Mansur Yavaş'ı aday göstermişlerdi Cumhurbaşkanlığı e, için. E, seçimlerden sonra Mansur Yavaş'ın demedikleri kalmadı. E, Zafer Partililerin ve Ümit Özdağ'ın. Yani e, ben oradan çok öyle bir büyük bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Anladım. O, o bilirler tabii ki. Şimdi diğer bir soruda hocam hakikaten ilginç bir seçim bölgesi var. Türkiye'de ve Twitter'da özellikle bir takım insanın benim de katıldığım bir tartışma var. Belki bilirsiniz. E, Hatay'da hocam Defne'de e, birisi yazmış şurada bulayım. Sol parti ve tipin adayları çekildiği takdirde Türkiye Komünist Partisi'nin adayı e, Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni geride bırakıp seçimi kazanıyor. Yani matematiksel olarak bu mümkün. E aslında mesela konuyu CHP'den ve diğerlerinden atıp burada da tartışılabilir. Burada mesela tip ve sol inatçı ve inadınaş yani %7, %6 almalara rağmen çekilmiyorlar. Bir arkadaşı onu sormuş. Hoca bu konu hakkında ne düşünüyor? A çek adayların çekilmemesi hakkında ne düşünüyor, ne diyebilir diyor. E i̇yi bir seçim bölgesi ben iyi bir örnek yani. Evet evet yani Defne, Samandağ ki eğer yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz 20 sene içinde bir dönem e, galiba Defne'ydi. E, TKP'li bir aday e, yani TKP'li bir belediye başkanı tarafından sanırım yönetilmişti. Yani o, o orada zaten daha uç sol partiler CHP ile zaman zaman kafa kafaya mücadele edebiliyorlar. E, ve gerçekten de eğer bu partiler kendilerini yönetimde kanıtlayacaklarsa e, bu... E, Kadıköy yerine e, bu tarz ilçelerden e, e, çıkacak. E, evet yani ben alırsa şöyle bir genel cevap vereyim. Çünkü e, bunun ötesinde e, Defne'de seçmen dinamiklerine hakim değilim. ve Bu adaylar hakkında e, şahsen tanımadığım için çok olumlu ya da olumsuz bir şey söyleyemeyeceğim. Ama şimdi CHP'nin zayıfladığı, CHP'nin seçmenleri tatmin etmediği noktalarda bence CHP'nin solunda kalan partilerin zaman zaman stratejik işbirliğine girmeleri gerekiyor şimdi hı hı. bu kadar küçük yerlerde bile kendi aralarında koordine olamamaları da bence siyasi bir ciddiyetsizlik yani seçmenlere ulaşabilecekleri seçim fırsatını yakaladıklarında da onu bu şekilde yaba ediyorlar evet. yani bence e, CHP'nin solunda yer alan partilerin iki temel meselesi var bir tanesi stratejik ortaklıklar kuramamaları ve bir araya gelememeleri, birlikte hareket edememeleri Türkiye genelinde olmasa bile en azından bazı yerlerde bile bunu yapamıyorlar. Ve tabii emekçi kesimlerden oy almaya odaklanmak yerine daha çok büyük şehirlerin merkezlerindeki ilçelerde gelir seviyesi yüksek CHP seçmenlerini hedef alıyorlar. Kadıköy'e odaklanıyorlar, Beşiktaş'a odaklanıyorlar, Çankaya'ya odaklanıyorlar. Onun ötesinde aslında muhafazakar emekçi seçmenlerin yaşadığı bölgelerde benim gördüğüm kadarıyla en azından onlara dokunacak bir söylem ya da örgüt yapısını henüz geliştirebilmiş değiller. E şimdi e bunu yapamadıkları için de kitleselleşemiyorlar. E kitleselleşemeyince CHP mütemadiyen şunu desin bunu desin niye şöyle yapmıyor diye eleştiri yapıp Sonra yüzde sıfır nokta bir şey küsüratlı bir oy alıyorsanız e, o zaman yani şapkayı önünüze koyup sizin de biraz düşünmeniz e, bir öz yapmanız gerekir. E, mesela Kadıköy'de de benzer bir örnek geçerli. Tip de çok güçlü bir aday gösterdi. TKP de Dersim'den e, ithal bir e, aday getirdi. Çok popüler olduğu için bir miktar oy alacağı düşünülüyor. Ne gereği vardı ben anlamış değilim. Yani tipin zaten ciddi bir oy oranına ulaştığını geçtiğimiz parlamento seçiminde gördük. Pekala bir işbirliği yapılabilirdi. Evet bu partiler arasında çok ciddi ideolojik kavgalar var. Onun farkındayım. Yapamayacaklarının da farkındayım. Ama ben bunu eleştiriyorum zaten. E, o zaman siz kendi aranızda bile bir işbirliği yapamıyorsanız, otoriter bir iktidar karşısında nasıl tutunacaksınız? Evet. Peki hocam bu konuştuğumuz konuda çok iyi bir örnek var. Birisi de hatırlatmış. Mesela Erkan Baş çok önemli bir mücadeleye girişti evet. ve Gebze'de, ben de Kocaeli'deyim biliyorsunuz. Gazetecik yapıyorum burada bir gazetede. Takip de ediyorum. Yani bayağı bildiğiniz sahayı harbiden karış karış, kahvehane kahvehane, fabrika fabrika dolaşıyor. Çok zor bir seçim bölgesi Gebze. Yani AK Parti'nin çok güçlü olduğu bir yer. Yani muhtemelen de kazanamayacak fakat şöyle bir şey yapabilir. Ee, oradaki potansiyel oyun üstüne çıkarsa, e, hani bunu biraz amiyane tabirle söyleyeceğim. Karizma çizilme hadisesi olabilir bölgedeki iktidar partileri açısından. Yani aslında burada mesela Kocaeli özelinde söyleyeyim ben onu çoğu ilçeyi kazanamıyorsunuz ama kaybettiğinizde de o kadar büyük farkla kaybediyorsunuz ki orada bir daha seçim çalışması yapmak bile çok zor oluyor. Yani mesela Erkan Baş'ın o anlamda mücadelesi bana çok pozitif geliyor. Yani dediğiniz gibi zorlu bir alan seçti, orada seçim çalışması yürütüyor, kazanamasa dahi orada bir e, yani bir şey pratik oluşturuyor gibi geliyor bana. Tipe bir e, örnek olay. Katılıyorum yani aslında biraz önce e, bu örneği vermeyi unuttum e, kesinlikle yani Gebze'den Erkan Başın aday olması bence çok doğru bir tercih e, gördün en azından sosyal medya ve geleneksel medyadan takip ettiğim kadarıyla da çok başarılı bir kampanya yürütüyor zaten çok aktif bir siyasetçi yani e, Tipteki başka bazı siyasetçilerden farklı olarak sağdan kopuk olmayan bir siyasetçi ve e, sol siyasetin içinden geliyor. Ta 2009 yılında bile e, e, genel başkanlık deneyimi var. Yani dolayısıyla çok tecrübeli bir siyasetçi genç olmasına karşın. E, ve Gebze'de eğer yanlış hatırlamıyorsam ve lütfen doğru değilse düzelt beni. E, Dem Partisi ve CHP'de aday evet. çıkarmayarak dışarıdan destek verdiler. Çok doğru bir karardı. Yani Gebze, e, Sol Parti'ler açısından kampanya yapması çok güçlü, çok güç olan bir, e, yer çok muhafazakar. Yani emekçi kesimlerin yaşadığı ama çok muhafazakar bir ilçe. E, orada en azından bir parti şans vermek açısından bence doğru bir karar oldu. E keşke bu örneklerin daha fazla e, görsek. Yani tip, e, bir miktar strateji e, değiştirirse. Çünkü onu değiştiremediği zaman ee, CHP seçmeninden oy almak çok daha kolay geldiği için işte yine hani Zafer Partisi 10. yıl marşı çalıyor. Tip modaya geliyor kampanya yapıyor. Yani Memleket Partisi yeterince Kemalist olmamakla suçlayıp CHP'den oy arıyor. İyi Parti demlenmekle suçlayıp yine CHP yani AKP seçmenini bıraktı herkes ya da MHP seçmenini e, dönüp dolaşıp Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin buradaki yüzde 25'lik oyundan oradan iki bir tıklarsak buradan bir puan bir tıklarsak ayakta kalırsa hesabı yapıyorlar. Yani ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Çünkü bir bu parti zaten çok uzun süredir o tabanına sahip ve bayağı kemikleşmiş bir oy oranına ulaştı. Dolayısıyla oradan zaten çekilebilecek çok da fazla sayıda seçmen yok. Münferit bazı seçimlerde taktiksel belki oy verebilir CHP seçmenleri tipe ya da Kürt siyasi hareketine veya MHP'ye işte 2011 seçiminde olduğu gibi ama o da 2-3 puan olur. Halbuki eğer bu rejim geriletilecekse ve bu partiler kitleselleşecekse orada iktidarın havzasında duran ve aslında iktidar çok başarısız politikalar takip ettiği için size gelmeye müsait çok ciddi bir seçmen kitlesi var. Evet. Ona sadece yeniden Refah Partisi sesleniyor. Yani şimdi e, dolayısıyla İyi Parti'nin üçüncü yol takip etmesinde ben e, nasıl söyleyeyim ahlaki bir sorun görmüyorum. Ama takip ettikleri üçüncü yol sadece CHP'ye vurmak olduğu zaman CHP seçiminde size kavgayla bakıyor. Kızgınlıkla bakıyor. AKP seçiminde size gelmiyor. Şimdi yeniden Refah Partisi'ni biz CHP sürekli vururken görüyor muyuz? Halbuki pekala CHP'ye vurabilecek bir parti. Evet. En rahat, en rahat vurur, en rahat En rahat vurur ve kimse de bir şey demez. En fazla heykel beledi belediyeciliği diyor Fatih Erbakan ve geçiyor. Çünkü onun asıl oy alabileceği, oy alması gereken e, kitle iktidar tabanı ve oradan yani dolayısıyla mesela İyi Parti kendisini CHP'den uzaklaştırıp iktidar tabanından oy çekebilecek olsaydı, o zaman ben o stratejiye başarılı derdim. İlk üçüncü yol iddiasıyla çıktıkları zaman Hedeflediklerini söyledikleri e, strateji buydu. Halbuki gösterdikleri adayların büyük şehirlerdeki çoğu Kemal Kılıçlar birlikte CHP'de e, yol yürümüş isimler. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Yerel seçimden sonra CHP'de acaba Kemal Kılıçdaroğlu döner mi tartışması var. Yani CHP'de artık dönme şansı yok. Meral Akşener İYİ e Parti'yi kontrol etsin bence. <gülüyor> Çünkü İYİ <laughs> e Parti'de bir Kemal Kılıçdaroğlu hizibi ortaya çıkmaya başladı. Yani ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu olduğu için e, aday yapılmamış isim varsa İyi Parti kendi örgütünü tasfiye ederek Adana'yı mesela örnek verebilirim. Aha. Yani Adana'da sanırım Çukurova ilçesiydi. Eski bir MHP'li e, milletvekilini aday olarak belirledi İyi Parti. E, adam kampanya yapmaya başladı. Kendisine doğru düzgün haber bile verilmeden adaylıktan alındı. Ve CHP'nin aday yapmadığı eski Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin tepeden paraşütle e geldi aday yapıldı sonra Adana'da bir dolu ilçe yönetimi istifa etti. Şimdi bu üçüncü yolu açmak değil ki. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki karışıklıktan işte bize de belki 3-4 puan oy gelir fırsatçılığı. Evet, evet. Yani gelmeyeceği gibi bence İyi Parti'ye de bu yaramayacak. Yani İyi Parti kendi örgütsel kapasitesini arttıracak şekilde bir aday belirleme stratejisi de takip etmedi. Ben bunu birçok parti için söyleyebilirim. Yani dolayısıyla mesele aday olmaları üçüncü yol açmaları değil. Bütün partiler üçüncü yol açtı ama biz Yeniden Refah Partisi'ni konuşuyoruz. Bence iyi Partililer düşünmeli niye Yeniden Refah Partisi'ni herkesin konuştuğunu da iyi Parti'yi konuşmadığını. Kesinlikle. Kesinlikle. Böylece hoca kenarda duran Yeniden Refah sorusunu da yanıtlamış oldu aslında. O doğrudan gitti. Son olarak şunu sorayım hocam. Bu son sorumuz olsun. Ee, i̇yi Parti'nin muhtemelen en iyi ihtimalle bir iki şehir alabileceği bir ortamda ki muhtemelen yani o da Nevşehir, e, Ordu, e, belki Edirne. Edirne tartışmalı ama herhalde Ordu ve e, Nevşehir'de oldukça yüksek oy alacak e, iyi adaylara sahipler. İyi Parti'nin ve Akşener'in liderlik geleceğini nasıl görüyor? Çünkü hocam şöyle bir söylenti var. Şimdi diyorum ya berber örneği veriyor. Böyle berberlerde bu konular çok tartışılır. Hemen yani haber oraya gelir. Mesela şöyle bir söylem var. Ya İyi Parti'nin son seçimi bu falan diye söyleyenler var. Neden? İşte belirli hataları üst üste yaptılar. E, ee, seçmenini bahsettiğiniz gibi üçüncü yol diye iddia kurdular. Fakat o üçüncü yola taşıyacakları seçmen kim? Yani o ta öyle bir taban yok. Ee, evet böyle bir yüzde birlik yüzde ikilik belki yüzde üçlük bir <laughs> İstanbul'da mesela aday gösteriyorlar Buğra Kavuncu ve yüzde onu yüzde sekizi hayalinde bile göremiyor şu anda gördüğüm kadarıyla. Yani yüzde üç yüzde dörtleri en fazla görebiliyor ki yani Türkiye'nin en büyük kentinde üçüncü yol iddiası olan bir partinin çok kuvvetli bir şeyler söylemesi lazım ama söyleyemiyor. Ee, yani Meral Akşener'in bundan sonrası için e, kariyerine ne söyleyebiliriz? Bu son yaptığı çıkışı da konuşuruz. Öyle kapatırız programı. Çünkü önemli bence. Yani üç gün kala böyle bir şey söylüyorsanız, e, burada bir şey var. Dediğiniz gibi iyi niyet veya kötü niyetten daha az ya da bir plan var. Yani belli ki. Ya bence çok e, önemli bir mesele. Hatta eğer bir Beş dakika yani ekstra zamanımız varsa tabii, Yeniden tabii. Refah Partisi'ne de bağlayarak e, ben sözlerimi tamamlayayım. Eğer uzatmıyorsak hani senin için de uygunsa. Tabii. E, tabii. Ya şöyle şimdi e, biraz önce aslında söylemeye çalışmıştım. Bence bu yerel seçimlerde İyi Parti'nin iktidarlı bir üçüncü yol takip etmesi gerekiyordu. Bazı yerlerde CHP'le yine çekilmeli. Bazı yerlerde CHP'nin çekilmesini istemeli. Geriye kalan belki ülke genelinde 70 ilde kendi adaylarıyla seçime girmeliydi ve bunu kullanarak da oralarda AKP'lilerden oy alabilecek, gerekirse AKP'den aday transfer ederek kazanmaya odaklanmalıydı. Mesela bunu Ordu ve Nevşehir'de yaptı. Dolayısıyla Ordu ve Nevşehir'de ben iyi Parti'nin şansının olduğunu ama Meral Akşener'in sürekli zikzaklar çizen e, bu fevri çıkışlarıyla e, ve CHP'lileri küstürmesi nedeniyle oraları da kazanamayacağını düşünüyorum. Yani Hı -hı. örneğin ee, Nevşehir ve Ordu'da da e, yani e, belli ki İyi Parti CHP'nin önünde. Orada e, stratejik olarak CHP'liler İyi Parti'ye de oy verebilirdi. Kendi partilerinin adayı olması durumunda bile verebilirlerdi. Çünkü aynı şeyi İyi Parti'ler İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok büyük şehirde yapacak. Ama mütemadiyen öyle bir kavga ortamı yaratıldı ki bunda CHP'lerin de e, payı oldu. Özellikle 2023 seçimi öncesinde evet. Bazı eleştirileri ben orada haklı buluyorum ki kendim de zaten CHP yönetimini çok eleştirdim. Ama o seçim bittikten sonra sanki CHP'de hiçbir şey değişmemiş gibi. Aynı eleştirileri aynı şekilde ve bence de çok tutarsız bir halde yap, ya, yaptığı için Meral Akşener bir sempati toplayamadı. Yani siz e, cumhurbaşkanı olması için e, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yapıyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki belediyeyi yönetmedi gitti cumhurbaşkanlığı olmak için e, ülkeyi dolaştı. E siz çağırdınız şimdi bunu diyen bir seçmen. E, bu tutar ya bunu dinleyen mi seçmen bu tutarsızlığı görüyor. Dolayısıyla belki İyi Parti kazanabileceği 2-3 yerde e, biraz da bu hamleler nedeniyle yani seçmenler ne izdinde Akşener'in dengesiz ve fevri bir e, çizgi takip etmesi tutarsız olması CHP'leri rencide etmesi nedeniyle kaybedecek. Yoksa e, evet yani ve orduyu ben seçim akşamı takip edeceğim. Edirne'de İyi Parti adayının Seçim kazanma ihtimali olduğu sosyal medyada nasıl yayıldı ben anlamış değilim. Bizi dinleyenlere e, ben e, çok net bir şekilde söyleyebilirim. Google'dan da e, e, hemen kontrol edebilirler. E, İyi Parti'nin aday gösterdi. Hamdi Sedefçi, 3 dönem Edirne'de BD Başkanlığı yapmış CHP'li bir siyasetçidir. Hmm. 2014 yılında Kemal Kılıçdaroğlu kendisine aday göstermediği için gitti DSP'den aday oldu. %11 oy aldı 2014'te. 2019'da Artık DSP'den de oy, şey, aday olamayınca gitti, e, Haydarbaş'ın BTP'sinden aday oldu. Evet. O zaman Hüseyin Baş sanırım, ya yok Haydarbaş hala genel başkandı. Yüzde sanırım 7 oy aldı. Hamdi Selefçi'nin böyle çok büyük bir oyu yok e, Edirne'de. Evet İyi Parti'nin bir miktar oyu var. Ama orası CHP'nin kalesi olduğu için ben hiçbir koşulda, öyle kolay kolay İyi Parti'nin CHP geçebileceğini düşünmüyorum. Ha CHP kaybettirebilir Edirne'yi. Ee, Edirne'de yani ben mesela başarısız bir aday belirleme e, e, örneği olarak görüyorum. Ama fakat mesela Çanakkale'de çok genç, merkez sağ tandanslı e, ve İyi Parti örgütünü güçlendiren bir aday çıkardı İyi Parti. O mesela başarılı bir tercihti. Evet. orada CHP'nin nispeten daha az sevilen bir hatta da Kılıçdaroğlu döneminde de önemli bir isimdi Muharrem Erkek aday orada mesela İyi Parti iyi götürüyor gördüğüm kadarıyla Muğla'da e, nispeten iyi götürüyor ama başka birçok yerde eski CHP'lilere yöneldiği büyük örgütsel kavgalar oldu ve zaten CHP'nin çok güçlü olduğu bölgeler olduğu için e, orada İyi Parti'nin öne çıkma imkanı yok yani e, dolayısıyla e, ben İyi Parti'nin bu süreçte ee, Cumhuriyet Halk Partisi ile olması gerektiğinden daha fazla kavga ettiğini, Meral Hanım'ın çok feyri ve tutarsız çıkışlar yaptığını e, ve örgütsel kapasitesini arttırarak AKP seçmene seslenmek yerine CHP ile kavga ederek bu kampanya dönemini biraz heba ettiğini düşünüyorum. Bu örgütsel kampanyayı da şu nedenle altını çiziyorum? Çünkü bunu Yeniden Refah Partisi çok başarılı bir şekilde e, yaptı. Şimdi rekabetçi otoriter bir rejim olduğundan bahsettik değil mi? Bu yayının başında. E, bu rejimde siz muhalefet partisiyseniz kamu kaynakları sizin kullanımınızına açık değil. E, devlet bürokrasisiyle rekabet ediyorsunuz. Medyanın önemli bölümü size kapalı. E, ve çok e, adil olmayan koşullarda kampanya yapmanız evet. lazım. Böyle bir rejimde kazanabilmek için güçlü bir örgüte sahip olmanız gerekir. Dolayısıyla bu partiler, özellikle de sağda yer alan partiler, oylarını arttıracaklarsa böyle sosyal medya falan odaklanmak yerine örgütsel yapılarını güçlendirmeleri gerekiyor. Yani iyi ilçe başkanları, il başkanları kurup orada güçlü kadrolar oluşturup, onun üstünden sürekli sahada gezip partinin kampanyasını yapacak isimleri öne çıkarması ve tabii ondan sonra da o o isimlerin sürüklediği kişileri de aday yapması gerekiyor. Şimdi yeniden refah partisinin ben geçtiğimiz seçimlerden beri üye sayısını yani yaklaşık 10 aylık bir periyotta 280 binden 580 bine çıkarmasını çok büyük bir başarı olarak görüyorum. Ve hatta şaşkınlıkla izliyorum. Çünkü e, şimdi bir e, dindar seçmen, AKP'ye daha önce oy vermiş bir dindar seçmen, iktisadi meselelerden kaygı duyup yeni Arafa Partisi'ne oy verebilir. Ama gidip AKP'den istifa edip e, Yeniden Refah Partisi'nin üye olmak otoriter bir rejimde bayağı sıkı bir mesaj. Şimdi bunu nasıl ikna ederek yaptı? E, Yeniden Refah Partisi eğer bu yerel seçimde oylarını patlatacaksa bu örgüt yapısı sayesinde patlatacak. Ve büyük bir ihtimalle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin karıştığı yerlerde, yani neden karışıyor? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tepeden aday belirlediği için yerel örgütler çok zayıfladığı bazı yerler var. Evet. Oralarda Yeniden Refah Partisi'ne bir e, oy akışı var ve aday akışı var. Büyük bir ihtimalle de o AKP'de yükselemeyeceğini düşünenlerin Yeniden Refah Partisi'ne e, katıldığı için. Şimdi İyi Parti yerine Yeniden Refah Partisi sanki nemalanmış gibi duruyor bu e, bu, e, bu, bu 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 dönüşümden. Şimdi dolayısıyla TIP'in, Zafer Partisi'nin, Memleket Partisi'nin, İyi Partisi'nin yapması gereken şey buydu. Memleket Partisi bir Muharrem İnce organizasyon olarak kaldı. Hatta daha da ileri gideyim. Ben e, memleket partili olduğu düşünülen birçok Twitter hesabının başkaları e, başkaları tarafından finanse edildiğini tahmin ediyorum. Yani o kadar örgütsel kapasiteleri zayıf ki e, neredeyse her çekenin yanına gidebilecek bir noktaya geldiler. Yani ha iki parti ne olur? Ya buradan e, son olarak da ona bağlayayım. Ya açıkçası hı hı. burada ben farklı senaryoların ol, olduğunu düşünüyorum. E, ee, Meral Akşener nasıl ayakta kalır? Meral Akşener eğer yüzde altı ya da %7 oyu tutturursa ve Türkiye genelinde bir şehir alırsa ve özellikle de Mansur Yavaş Ankara'yı kaybederse çok rahatlıkla lider olarak devam eder. Yani Türkiye hı hı. için hayırlı bir gelişme olmaz. İyi Parti büyüyemez. Ee, İyi Parti'nin tepesinde başka hiç kimsenin güvenmediği, herkesle kavga eden, özellikle de CHP ile kanlı bıçaklı olmuş bir lider e, profili sergiler. Bir çeşit ikinci Zafer Partisi olarak yoluna devam eder. Büyük ihtimalle de Zafer Partisi ile karşılıklı 3 sene boyunca atışırlar. Ee, bir noktada belki rejim bu iki partiden birini de koopte eder. Özellikle de MHP'de Devlet Bahçeli eğer çekilirse ya da bir sağlık sorunu yaşarsa e, orada çok rahatlıkla MHP'nin yanına bu, bu partilerden birini koopte edebilir tepeden. Ama e, Meral Akşener liderlik koltuğunu korur. Ama eğer yüzde altının da aşağısına düşerse yani e, geçtiğimiz yerel seçimlerde %7 oy almıştı. Ama evet. 2023 genel seçimlerinde neredeyse yüzde on oy aldı. Şimdi eğer İyi Parti'nin oyu 5'e düşerse o yarı yarıya düşme demek ki bence büyük şehirlerde eriyecekler. Anadolu'da tutunacaklar. Ve ben de %5-6 arasında bir oy bekliyorum İyi Parti'ye. Fakat hiçbir iyilik kazanamazsa. Özellikle de Mansur bir eğer Ankara'yı alırsa o zaman çok ciddi kurulta çağrıları başlayacaktır e, Merak Akşener e, karşısında. E, ve ben şöyle bir ilginç e, senaryoya doğru gittiğimizi düşünüyorum. E, bu beni bir yönüyle heyecanlandırıyor, bir yönüyle kaygılandırıyor. E, siyaset binci olarak heyecanlandırıyor tabii. E, ülke açısından yani kaygılanmalı mıyım bilmiyorum. E, eğer e, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu aynı anda kazanırsa seçimi... Biz büyük bir ihtimalle ikisinin de cumhurbaşkanlığı kampanyasına başlayacağını göreceğiz 1 Nisan itibariyle. Hmm. Ve Mansur Masum... iki farklı hikaye bu sefer. Evet. Evet, iki, i̇ki farklı, farklı hikaye gibi... Projeksiyonu aynı zamanda. Aynen. Tam da tam da bunu söylemeye çalışıyordum. Ee, beni heyecanlandıran kısmı eğer birbirleriyle kavga etmeden bu hikayeyi ortaya koyabilirlerse o zaman Ekrem İmamoğlu'nun CHP tabanını yani ve çok geniş bir seküler kesimi hatta e, e, Türk seçmenlerin önemli bölümünü e, konsolide ettiği e, yeni bir Türkiye projesi çıkar. E, Mansur Yavaş'ın da daha milliyetçi, muhafazakar belki merkez sağ bir seçmen tabanını e, ki bölgesel olarak da farklı olacak konsolide ettiği birinin CHP adaylığına diğerinin Sağ partilerin ortak cumhurbaşkanı adayı olmaya böyle evrildiği bir dönemme hmm. gireceğiz. Tabii e, yerel seçimlerde sadece kazanmaları değil. Acaba hang yani BDM kazanacaklar mı? Ben orada evet. Mansur Yavaş'a pek şans vermiyorum BD kazanma anlamında. Ekrem İmamoğlu'nun küçük de olsa bir şansı var. Yani onu eğer e, soru gelirse tartışabiliriz. E, yani Ekrem İmamoğlu iyi bir akşam yaşarsa e, sadece ee, büyükşehir belediyesini kazanmayıp işte örneğin Üsküdar, Pendik, Sancaktepe, Eyüp, Fatih, e, Silivri, e, Çatalcı Çatalca gibi Üsküdar gibi yerleri kazanırsa e, büyükşehir belediyesinde çoğunluğu aldığı ve artık çok rahatlıkla istifa ederek aday olabileceği bir e, bir yere doğru gideriz. Ha Mansur Yavaş da şöyle bir bir şey yapar. Bunu İyi Parti'ye oradan bağlayacağım. Şimdi ya ben Ankara'lı değilim. Eğer Ankara'lı olan bizi izleyen birileri varsa onlar daha iyi bilecektir ve eğer söylediğime katılmıyorlarsa yorumlara da yazabilirler. Gördüğüm kadarıyla Ankara'da Mansur ile CHP arasında şöyle bir işbirliği ile bir müzakere gerçekleşti. CHP kazanacağını düşündüğü her yerde Mansur Yavaş'tan bağımsız bir şekilde aday belirledi. Hı hı. Mesela Çankaya'da Mansur Yavaş Alper Taşı istiyordu. Ee, onun yerine e, e, Özgür Özel kendi avukatını aday yaptı. Yeni mahallede e, zaten üç dönemli belediye başkanı olan çok da güçlü bir figür isim devam ediyor. E, i̇şte e, şeyde Etimeskut'ta Erdal Beşikçioğlu aday yapıldı. Daha e, kor CHP'li bir e, aday. E, Elma da sanırım orada da e, e, hali hazırda belediye başkanı olan bir isim devam ediyor ve son olarak Mamak. Mamak'ta da e, çok uzun süredir CHP'li bir siyasetçi aday yapıldı. Bu 5 ilçe dışında kalan çeper ilçelerinde önemli bölümünde Mansur Yavaş kendi arkadaşlarına aday yaptı. Hı hı. O da MHP kökenli. Şimdi Mansur Yavaş'ın planı keçi öğreni, bey pazarını, işte pursakları falan kazanıp hem belediye meclisinde çoğunluğu almak hem de bu isimler üstünden baya bir e, Ankara'da belediye kaynakları ve pozisyonlarını devşirip onun üstünden belki İyi Parti'de bir yönetim değişikliğine gitmek. Ve bunu yaparsa yönetim değişikliğine gidilebilir. Çünkü e, artık bu kadar savrulmuş, zayıflamış bir İyi Parti'de birçok isim e, yeni bir lider adayı görmek isteyecektir. E, yani şimdi dolayısıyla seçim akşamı ikisinin kazandığı, ikisinin aynı anda kaybettiği, birinin kazandığı ve o biri kazanıyorsa hangisinin kazandığına bağlı olarak biz muhalefet siyasetinin çok değişeceğini göreceğiz. Ee, ya dolayısıyla Zafer Partisinin tipin falan oyarından bence bunlar çok daha önemli olacak gidişatı belirleme açısından. Evet. Hocam e, böyle konuşmanın tadı harika. E, benim aklıma son bir soru geldi. Onu yani gerçekten onu cevaplayıp bitirelim. Tamam. Oradan çünkü yayını izletmek çok zor oluyor. Ben bunu ikiye böleceğim muhtemelen. Şöyle hocam şimdi Erdoğan'a baktığınız zaman Erdoğan'ın yaptığı ettiği hareketlerde. Bazen bizim Erdoğan'ın var olan gücünün daha ötesini ona atfetme durumumuz oluyor. Aynı Amerika'ya yapıldığı gibi. Yani Amerika bazen çok aciz, çok ahmakça hareketler yapabiliyor. Fakat o kadar güçlü bir Amerika tahayyülümüz var ki onun yaptığı güçsüzlükleri ona yakıştıramıyoruz adeta. Yani burada biraz köle zihinli olma hali var. Yani ona karşı hegemonik bir güç kaybı var ve mağlup olma hissi var Amerika'ya karşı. Türkiye'de muhaliflerin de şöyle bir tarafı var. Mesela ben bunu Kılıçdaroğlu'nun adaylık sürecinde şöyle formüle ediyordum. Diyordum ki e, İmamoğlu'nu Cumhuriyet Halk Partililerden daha fazla önemsiyor Erdoğan diyordum. Yani Cumhuriyet Halk Partilerin kendisinden, kendi partisinden daha fazla önemsiyordu da Erdoğan. Görebiliyordu çok açık bir şekilde. Ve e, korktuğu şey başına geldi. Evet seçimi kazandı İmamoğlu. Şimdi kendi aramızda tartıştığımızda bazen benim de hissi olarak hissettiğim bir şey var. Şöyle bir şey hocam bu. Erdoğan 31 Mart seçimlerine bir taraftan sanki çok rahat giriyormuşçasına bir tabloda. Yani birçok anket yayınlanıyor. Anketlere çok güvenmiyorum ben bu arada. Ama anketlerin önemli bir kısmını hatta iktidar yanları dahi İmamoğlu'nun aleyhine anket yayınlayamıyorlar. Yani öyle bir anket çıkmadı. Çıkartamadılar yani hiç kimse. Fakat buna rağmen Erdoğan'ın sanki çok rahat olduğunu düşünen birileri var. Ama sonra şuna bakıyorsunuz devletin tüm bürokrasisi şu an İstanbul'a sahada mesela böyle bir gerçeklik var buradan yola çıkarak Erdoğan sizce 31 Mart seçimlerinde İstanbul'a e, ya bu iş bitti bizim adımıza mı bakıyor yoksa insanın şöyle bir hali vardır ben mesela İmamoğlu'nu ikinci kez kaybettiğinde onun şöyle bir gece geçirdiğini düşünüyorum bazen şöyle olur hocam hayat az önce kalksanız bir şey yapabilirsiniz ama o artık geçmiştir ve onun maliyeti çok artmıştır dersiniz ki tamam bu sefer de böyle olsun ee, böyle bir hissiyatla ikinci seçimi kabul ettiğini düşünüyorum şu anda da şöyle bir hissiyatla olduğunu düşünüyorum yapabileceğimin her şeyini yapıyorum ne yapabilirsem işte YRP'den milletvekili transfer ediyorum bakanları sahaya sürüyorum işte örnek veriyorum e, uzaya gönderdiğimiz astronotu e, parti toplantılarına gönderiyorum. yapabileceğim her şeyi ben öyle görüyorum Yani ya rahatsız ama elinde de bundan daha fazlası yok gibi görüyorum. Yani son kozlarını bence oynuyor. Yani bu yapabileceklerinin sınırlı olduğunu ve son sınırına eriştiği Hakan Fidan'ı sokağa sürmek bence bir otoriter rejim açısından yani ortalama 6 ay önce 7 ay önce mitin başında olan bir adamı sokağa göndermek benim için son noktadır yani. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yo, aynen aynen katılıyorum ve aslında Hakan Fidan, e, Ali Yerlikaya gibi nispeten muhalefet safları içindeki bazı milliyetçi seçmenlerin desteğini toplayabilen isimleri bu şekilde partisan siyasetin içine sokmasını da çok yanlış bir karar olarak e, görüyorum. Ve aslında Türkiye'nin hala rekabetçi otoriter bir rejim olduğunu da gösteren bir hareket olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye eğer rekabetçi otoriterliğin ötesinde bir e, otoriterliğe savrulmuş olsaydı, böyle devleti temsil eden, devletin tepesinde e, rejimin güvenliğini sağlayan kurumları yöneten isimlerin sokakta, ee, bir yani böyle tek tek oy toplama ya tenezür edeceklerini hiç sanmıyorum. Yani biz Rusya'da Dışişleri Bakanının, değil mi yani Lavrov'un böyle Lavrov yani, yani Mo Moskova'da böyle elinde şey, arkada seçim şarkıları çalarken, kötü <laughs> e, e, dizayn edilmiş evet. seçim afişleri falan dağıttığını görüyor muyuz ya da Moskova'da böyle yerel seçim öncesi ya acaba Putin'in adayı mı kazanır yoksa bizimkiler bu, bu seçim alabilir mi diye tartıştığını görüyor muyuz? Görmüyoruz. Yani Türkiye'de görüyoruz. Çünkü hala Evet, birçok e, temel gösterge açısından Türkiye rekabetçi otoriterliğin çok ötesinde bir otoriterlik seviyesine savruldu. Yani medya özgürlükleri, akademik özgürlükler, evet. e, e, temel hak ve özgürlükler açısından normalde bizim seviyemiz Türkiye'den çok daha otoriter olan ülkeler seviyesinde. Ama bu rejim hala seçim alanında çok rekabetçi. Çünkü toplum istemiyor Erdoğan'ı. Yani çok ciddi bir kitle var. Ve o nedenle sokakta bir de popüler bir aday olduğu zaman bir de İstanbul gibi önemli bir seçim olduğu zaman Tek tek dolaşıp o istiyorlar. Yani ben bunun bir çaresizlik göstergesi olduğunu düşünüyorum İstanbul seçimi özelinde. Ve uzun vadede iktidar açısından çok yanlış bir karar olduğunu iddia ediyorum. Çünkü aslında bu isimleri nispeten partizan siyasetin üstünde tutarak işte ilk, ilk de hükümet devlet ayrımı yapma imkanları vardı. Ben hı hı. o teze katılmıyordum ama en azından o tezi güdebiliyorlardı bu isimler üstünden. Şimdi tabii onu büyük oranda kaybettiler ki yani bu isimler zaten oy toplama anlamında başarılı değiller. Rejime başka yönden avantaj ya da fırsat sağlıyorlar. Hani o açıdan ben yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan konusuna gelince, yani ben onun ne siyasi deha olduğunu düşünüyorum ne de yani kötü bir siyasetçi olduğunu düşünüyorum. Bence e, belli noktalarda yanlış dediğim kararlar aldı. Seçimi yeniletmesi, 2017'de BD başkanlarını istifa ettirmesi, e, 2019 kampanyasını yürütme şekli, e, MHP ile böyle bir işbirliği içine girmesi bu derece. Ee, gibi yani hani başka bazı e, yani dış politikadaki bazı çıkışları e, Arap bağrındaki bazı hamleleri göç politikası yani böyle e, çok ciddi bazı hatalar yaptığını da düşünüyorum e, ama tabii ki siyaseti dizayn etme konusunda çok başarılı e, bu birkaç şeyden kaynaklanıyor ki bence bu, bu hafife alınıyor. Ben ileride siyaset bilimcilerin yani bir 50 sene sonra geriye dönüp hani biz nasıl bugün ortanın solunu okuyup tartışıyoruz. Evet. 50 sene sonra siyaset bilimciler AKP dönemi bak ne baktıkları zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir kuşak partisi olarak e, e, göreceklerini düşünüyorum. Yani nasıl e, Cumhuriyeti kuran kuşak aslında 1908 kuşağı. Yani 1908 ile 1950 arasında Türkiye'yi bir buçuk kuşak yönetti. 1880'li ve 1890'lı doğumlular çok uzun süre belki 40'ların sonuna doğru vefat etmeleriyle biraz pozisyonlar değişti ama aynı kuşak yönetti. Onun gibi AKP döneminde hatta Refah Partisi'ne kadar götürebiliriz. Yani o 94'te iktidara gelen bir kuşak neredeyse hala ülkeyi yönetiyor. Ve işte o kuşağı şekillendirme, o kuşağı iktidara taşıma, o kuşağı iktidarda tutacak bir siyasi mekanizma kurma ve o mekanizmayı besleyecek bir rant dağıtım ağını inşa etme anlamında Cumhurbaşkanı Erdoğan çok başarılı bir lider. Ve ben 94-98 arasında bu ayrı bir program konusu bence ama 94-98 arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken yaptığı atamalar dağıttığı ihaleler ve kurduğu modeli 2002 sonrası AKP ile ülke iktidarına taşıdı ve o model sayesinde AKP'yi Gülentarınç Abdülhatif Şener, Abdullah Gül gibi Ankara siyasetinden gelen teknokratik isimlerden temizledi ve tamamen kendi Partisi haline getirdi şimdi yani Örneğin Erdoğan döneminde bakan olan isimlerin çoğu Hilmi Güler, Binali Yıldırım, Erdoğan, Bayraktar, Veysel Eroğlu, başka bir dolu isim. İBB'de yöneticiydi. Düşünün İBB evet. yöneticiliğinden hani siz ilk taşın başındayken 10 sene sonra Enerji Bakanı oluyorsunuz. İSKİ'nin başındayken 10 sene içinde önce Devlet Su İşleri'nin başına geliyorsunuz, sonra bakan oluyorsunuz. taşın başındayken TOKİ'nin başına geliyorsunuz, sonra bakan oluyorsunuz. Falan gibi yani böyle bir onu kurma anlamında çok başarılı. Onu kurduktan sonra da muhafaza etme anlamında çok başarılı. Çünkü bu rekabetçi otoriter rejim size o enstrümanları veriyor. Ben size söyleyeyim Erdoğan'ın yaptığını. Erdoğan hani biraz önce o üç bloktan bahsetmiştim ya. Evet. Yılımlı Türk milliyetçileri, seküler Kürt milliyetçileri ve seküler orta sınıflar ve Aleviler. Üç partiye dağılan, üç ana seçmen grubu. Bu üç gruba karşı üç farklı strateji başarıyla takip ediyor. Birini baskılıyor. Ötekisini dışlıyor, diğerini de koopte etmeye çalışıyor. Hı -hı. Türk milliyetçilerini koopte etmeye çalışıyor. CHP'lileri hep karşısında seçmenini konsolide edecek şekilde dışlıyor. Kürt siyasi hareketini de baskılıyor. Ee, ve bunu yaptığı oranda da zaten başarı kazanıyor. Bu hikayenin ötesine geçmemiz gerekiyor. Bu hikayenin ötesine geçmek için muhalefetin stratejik koordinasyonu lazım. Başarılı popüler adaylara da ihtiyacı var. Bu yerel seçim umarım bize ikincisini getirecek. İkincisi geldikten sonra da ilki olacak. Benim Türkiye siyasetine dair umudum, hayalim bu. Ee, bizi şu ana kadar neredeyse iki saattir dinleyen herkese de sabırları için ben lafı uzatmayı severim. Bir de Türkiye siyasetinden bahsetmeyi çok severim. Ee, yani sabırlarına sığınıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Zaten hocam sizinle bir programa karar verip çıktıktan sonra kısa kesme şansımız hiçbir zaman olmuyor. Benim için de çok ayrı keyif oluyor bu arada. Hani bu benim için bir şanssızlık değil şans. Ee, ki kaldı ki yayının başından itibaren yani 30'da 40 kişi arasında canlı yayın izleyicisi oldu. Bu YouTube için fena değildir hocam. Yani e, küçük bir kanal için bizim için gayet iyi bir dinleyicidir. E valla hocam ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir yayın oldu benim açımdan. Yani 31 Mart'ın önemini vurgulayan ve hatta 31 Mart'ın kendisinin öneminden daha da büyük önemlere e, gark olduğundan, İmamoğlu'nun geleceğinden, e, biraz kitaptan tekrardan hatırlatayım. E hocam şu anda nerede görev yaptığınızı da söylerseniz e, onu da bilsiniz. Sa sonra. Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Siyaset bilimi programında öğ öğretim üyesiyim. Eyvallah hocam. Hocam tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ağzınıza sağlık. Herkese e, bizi izlediği için tekrardan teşekkürler. İnşallah 30 gün Mart. En azından bir Türk halkı varsa, bir toplum yapısı varsa onun hayrına olur. Ee, i̇nşallah başarılı bir şekilde atlatılır. Herkese görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam şimdi e, canlı yayını durdurdum.